Merhaba arkadaşlar. Ben Hayri Acar. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Ve aynı zamanda TÜBİTAK Uluslararası Üniversite İnsansız Hava Aracı Yarışması Danışma ve Değerlendirme Kurulu üyesiyim. Danışma ve Değerlendirme Kurulu olarak hazırlamış olduğumuz eğitim setinin bu kısmında uçuş mekaniği konusunda özet bilgiler aktaracağım. Bu konu ile ilgili veya başka bir konuda merak ettiklerinizi iha@tubitak.gov.tr mail adresine iletebilirsiniz. Uçuş mekaniği kapsamı, giriş, aerodinamik, uçuş performansı, uçuş kararlılığı ve uçuş kontrolü şeklinde belirlenmiştir. Uçuş performansı deyince, şekil üzerinde 0'dan 6'ya kadar numaralandırılmış farklı uçuş evrelerine göre tanımlanmış bazı büyüklükler örneklenmektedir. Pistten kalkış mesafesi, tırmanma sırasında geçen süre, yeryüzüne göre kat edilen mesafe, yatay uçuş sırasında yakıt ile menzil arasındaki ilişki, havada kalma süresi, uçuş irtifası, alçalma sırasındaki düşey hız bileşenimiz, iniş sırasındaki durma mesafemiz bunlara örnek olarak verilebilir. Performans analizi sırasında bu parametreleri bulmaya yönelik denklemlerin çıkarılması gerekmektedir. Uçak kararlılığı deyince, uçağımızın bozuntuya uğradıktan sonra, denge konumu bozulduktan sonra uçağın üzerindeki elemanlarda oluşan kuvvetlerle birlikte ters moment sağlanarak uçağın tekrar denge konumuna gelmesi demektir. Yani bozuntudan sonra tekrar denge konumuna ulaşma durumunu göstermektedir. Uçuş kontrolü ise aleron, rudder ve elevatör gibi pilot tarafından veya otopilot tarafından kontrol edilebilen hareketli yüzeylerde oluşan fark kuvvetlerle birlikte uçağın ağırlık merkezinde oluşturulan momentle uçağın hareket kontrolünün sağlanmasıdır. Dolayısıyla yukarıda aktarılan farklı uçuş evrelerinin gerçekleştirilebilmesi için bu elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ve bu elemanların boyutlandırması yeterli hareketi sağlayacak şekilde olmalıdır. Sağ tarafta yatay uçuş sırasında uçağımızın üzerine gelen kuvvetler gösterilmiştir. Uçak hareket doğrultusunda itki kuvveti ve sürükleme kuvveti, harekete dik doğrultuda ise taşıma ve ağırlık kuvveti görülmektedir. Ve aşağıda yatay uçuş sırasındaki menzil ile yakıt harcaması arasındaki ilişkiyi veren denklemi görüyorsunuz. Burada zeta yatay uçuş sırasındaki yakıt harcama oranıdır başlangıç ağırlığına göre. Denklemde geçen hız ifadesi en iyi menzil şartıyla uçmamız gerektiğinde denklemde olduğu gibi gerçekleştirilecektir. E, taşıma bölü sürükleme şeklinde tanımladığımız bir etkinlik parametresidir. Ve bu denklem yapısına baktığımızda K gibi, CD0 gibi, taşıma kuvveti gibi, sürükleme kuvveti gibi parametrelerin bilinmiş olması gerekiyor ki buradan uçağa yüklediğimiz yakıt miktarı belli ise ne kadar menzile gideceğimiz veya menzil belli ise ne kadar yakıtla bu uçuşu gerçekleştirebileceğimizi çekebiliriz. Dolayısıyla uçağımızın aerodinamik karakteristik parametreleri bu denklemde kullanılmak zorundadır. Ve sol tarafta performans hesaplamalarında gerekli olan bazı girdiler özet halinde aktarılmıştır. Ki parazit sürükleme katsayısı, indüklenmiş sürükleme katsayısı, maksimum aerodinamik etkinlik, maksimum taşıma katsayısı, kanat referans alanı
bilinmelidir ki performans hesabı yapılabilsin. Bu ders kapsamında bu bilgiler hakkında özet geçilecektir. Bunun yanında yapı ve güç grubunun bazı bilgilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin uçağımızın maksimum kalkış ağırlığı, uçağımıza yükleyeceğimiz maksimum yakıt ağırlığı, uçağımızın dayanımını gösteren maksimum yük katsayısı yapı grubunun tarafından belirlenip performans ve kararlılık hesaplamalarında kullanılmaktadır. Bunun yanında güç grubu içinde motordan aldığımız maksimum itki veya güç, bu itkiyi alırken ne kadar yakıt harcaması gerçekleşiyor ve pervane etkinliği gibi parametreler dikkate alınmak zorundadır. Performans ve kararlılık hesaplamalarında bu bilgilerin doğruluğu da oldukça önemlidir. Örneğin sürükleme kuvveti kadar itki üretmemiz gerekiyorsa yatay uçuş sırasında bizim bulduğumuz sürükleme katsayısı ve sürükleme kuvveti gerçek olandan küçük ise uçağa seçtiğimiz motorun itki kuvveti düşük kalacaktır ve yatay uçuşu gerçekleştiremeyecektir. Bu bir dezavantaj oluşturmaktadır. Yine eğer sürükleme katsayısı ve sürükleme kuvvetini gerçeğinden büyük bulduysak, bu da şu dezavantajı oluşturacaktır. Uçağımıza daha fazla itki sağlayan daha büyük bir motor yerleştirmiş olacağız demektir. Ve boşu boşuna ilave yakıt harcaması gerçekleşecek yatay uçuş boyunca ve daha ağır bir motorla biz bunu gerçekleştireceğiz anlamına gelecektir. Dolayısıyla buradaki girdi parametrelerinin doğruluğu bizim için çok çok önemli. Ne kadar doğruluğu yüksek bir hesaplama yöntemi geliştirirsek geliştirelim, bu denklemlere verilen girdilerin doğruluğu yeterli seviyede değilse bu performans hesaplamalarının kötü yönde etkileneceği anlamına gelmektedir. O yüzden bu bilgiler önemlidir ve farklı yöntemlerle saptanmak zorundadır. Bu yansıdı biraz önce gösterdiğimiz serbest cisim diyagramındaki kuvvetlerin tekrar gösterimi mevcut. Uçağımız hava içinde hareket ederken aerodinamik kuvvetin iki bileşeni burada görülmektedir ve bu bileşenleri belirlerken de hız vektörünü referans alıyoruz. Ve hıza dik bileşeni taşıma kuvveti, hıza paralel bileşeni de sürükleme kuvveti olarak tanımlıyoruz. Lift ve drag olarak İngilizce'de bunlar aktarılmaktadır. Uçağımızın aerodinamik kuvvetini belirlerken kanat profili büyük önem içermektedir. Ve sağ üstte görüldüğü gibi kanadı düşey düzlemde kestiğimizde ortaya çıkan ve sarı olarak renklendirilmiş olan geometri kanat profili olarak tanımlanmaktadır. Sol tarafta kanat profilinin önemli tanımları aktarılmıştır. Havayla ilk temas eden yeri hücum kenarı, havayla son temas eden yeri firar kenarı, iki noktanın birleştirildiği hatta veter hattı olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında simetrik olmayan profillerde orta hat çizgisi önem kazanmaktadır. Dolayısıyla hücum kenarından firar kenarına doğru gittikçe her istasyonda orta noktaları belirleyip bunları birleştirdiğimizde şu kesik çizgi ortaya çıkmaktadır ve kamburluk eğrisi olarak tanımlanmaktadır. Pozitif kamburluk kanat profilinde bu hat veter hattının üstünde yer almaktadır. Simetrik kanat profilinde ise veter hattıyla çakışık olmaktadır.
Buradaki kamburluğu belirleyen önemli parametre veterle arasındaki mesafedir ve bunun aldığı en büyük değer veter uzunluğuna orantılanarak kamburluk oranı şeklinde tanımlanır. Profilimizin bir diğer önemli parametresi de kalınlığıdır. Ve yine hücum kenarından firar kenarına doğru üst kenarla alt kenar arasındaki en uzun mesafe kalınlık olarak tanımlanmaktadır. Vetere orantılandığında da kalınlık oranı olarak ifade edilmektedir. %16-18 mertebesinde günümüz ticari uçaklarında kalınlık oranının tercih edildiğini örnek olarak söyleyebilirim. Buradaki kalınlık oranı ve kamburluk oranı denklemlerinden sağ tarafta farklı uygulamalar için örnekler verilmiştir. İnce profil, orta kalınlıkta profil, kalın profil gibi değerler verilmiştir. Kamburluk oranı içinde %4'ten küçük veya %4-5'ten büyük şeklinde iki farklı gruba ayrılmaktadır. Literatüre baktığınızda birçok kanat profili geometrisiyle karşılaşabilirsiniz. Bunlardan en ünlüsü NACA profil ailesidir. 4 haneli, 5 haneli, 6 haneli çeşitli profil geometrileri bulunmaktadır. Dolayısıyla uçağınız için bir benzer profil uygulaması yönünde çalışma yaptığınızda bu profil ailelerinden faydalanabilirsiniz. Bu kısımda kanat üzerinde oluşan kuvvet ve momentlerle ilgili boyut analiziyle elde edilmiş denklemleri görüyorsunuz. Taşıma ve sürükleme kuvvetinin açılımlarına baktığımızda bir katsayı çarpı dinamik basınç 1 bölü 2 rho v kare şeklinde çarpı kanadın referans alan terimini görüyorsunuz. Taşımada katsayı taşıma katsayısı, sürüklemede ise sürükleme katsayısı CL ve CD ile gösterilmektedir. Bunun yanında şuradaki grafiğe baktığımızda kanat üzerine gelen kuvvet ve moment gösteriminde bir de M harfini görüyorsunuz. Bu da yunuslama momentine karşılık gelmektedir. Burun aşağı, burun yukarı moment, yunuslama momenti olarak tanımlanmaktadır. Ve açılımı da yine bir katsayı, yunuslama momenti katsayısı çarpı dinamik basınç, çarpı referans alan, çarpı veter uzunluğu şeklinde aktarılmaktadır. Dolayısıyla bu ifadeler daha sonra katsayı ile gösterim sırasında kullanılacaktır ve uçaklar arasındaki veya profiller arasındaki karşılaştırmayı yaparken kuvvet ve momentler yerine katsayıların karşılaştırması kullanılacaktır. Burada V sonsuz uçağımızın ileri uçuş hızı, rho sonsuz uçağımız hangi irtifada uçuyorsa o irtifadaki yoğunluk değeri olacaktır. Yani içinde bulunduğumuz atmosferik şartlar da burada önem kazanmakta. Dolayısıyla soğuk veya sıcak havada uçuş yapmak, geri kalan tüm şartlar aynı olmasına rağmen bakın taşıma kuvvetini değiştirecektir. Soğuk havada daha yoğun bir ortamda daha iyi bir taşıma kuvveti elde edebiliriz anlamına gelmektedir. Burada sağ tarafta aktarılmak istenen konu şu. Bakın sol tarafta taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı ve yunuslama momenti katsayısı küçük harfli indislerle tarif edilmiştir. Ve bunlar iki boyutlu kanat profili için elde edilen katsayılardır. Ve sonsuz uzunluğa sahip kanat için bu değerlendirmeler yapılmaktadır. Ama aşağıdaki gibi gerçek uygulamada kanadımızın uzunluğu belirli bir değerde olacağı için kanat ucunda oluşacak bozuntularla birlikte
Bizim aerodinamik performansımız değişmektedir ve buradaki katsayılarda buna göre farklı değerlere karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sağ taraftaki büyük harf alt indisli katsayılar da gerçek uygulamadaki belirli uzunluğa sahip kanat için elde edilmiş değerlere karşılık gelmektedir. Dolayısıyla uçak performansı ile ilgili yapılan çalışmalarda profil üzerine analiz yaptıktan sonra bunun bir şekilde üç boyutlu kanat performans özelliklerine dönüştürülmesi gerekmektedir. Ve bunun için farklı yöntemler kullanılabilir. Buna ait örnekler bir sonraki aşamada aktarılacaktır. Uçağımızın kanadı ile ilgili üç boyutlu özellikleri belirlemesi bakımından bazı parametreler burada aktarılmıştır. Uçağın kanadı eliptik olabilir, yansıda olduğu gibi uca doğru sivriltilmiş olabilir, dikdörtgen olabilir veya delta kanat formunda olabilir. Bu tasarımcının ihtiyaçlar doğrultusunda belirleyeceği bir kriterdir. Aerodinamik çalışmalar eliptik kanadın en verimli olduğunu göstermesine rağmen üretim zorlukları ve kontrol yüzeylerinin tasarımının zorlukları günümüzdeki uçaklarda şekilde görüldüğü gibi uca doğru sivriltilmiş kanat tercihlerine yönlendirmiştir. Ve böyle bir durumda da bakın veter uzunluğu kökten uca doğru değişmektedir. Ve kökteki veter uzunluğu CR, uçtaki veter uzunluğu da CT ile gösterilmektedir. Ve hemen sağında yer alan sivrilme oranı parametresi de uç veter uzunluğu bölü kök veter uzunluğu şeklinde tanımlanmıştır. Lambda ile gösterilmektedir. Dikdörtgen kanatta bu 1 iken delta kanatta 0'a doğru gitmektedir. Günümüz ticari uçaklarında ise %50, %60 mertebelerinde bulunmaktadır. Ve dikdörtgen kanada göre eliptik kanada daha yakın bir taşıma performansı sağlamaktadır. O yüzden günümüzdeki uçaklarda tercih edildiğini belirtmekte fayda var. Bunun yanında açıklık oranı kanadın bir ucundan diğer ucuna olan mesafe kanat açıklığı B ile gösterilirken bunun ortalama veter uzunluğuna bölünümüyle elde edilmektedir. Ve bu tür sivriltilmiş kanatlarda kanat açıklığının karesi bölü referans alanda yine aynı açıklık oranı terimini vermektedir. Açıklık oranının küçük veya büyük olması kanadın performansı üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ve açıklık oranı arttıkça verimin de arttığını söyleyebiliriz. Burulma açısı ise kökteki hücum açısıyla uçtaki hücum açısı arasındaki değişikliğe karşılık gelmektedir. Şu kök profil hattını gösterirken şu da uç profil hattını göstermektedir ve veter doğrultuları arasında bir açı meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle sivriltilmiş kanatlarda kanat üzerinde görülecek akım ayrılmasının aleron bölgesinde başlamaması için kanada burulma açısı vermemiz gerekmektedir. Dikdörtgen kanatta bu gereksinim bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan durumlarda 2-3 dereceye kadar burulma açısı verilebilmektedir. Bir başka önemli parametre de kanat geometrisi ilişkili olarak ok açısıdır. Ve dikdörtgen kanatta hücum kenarımız gövdeye dik doğrultuda bulunmaktadır. Fakat
bu şekilde hücum kenarına bir açı verdiğimizde gövde normal hattıyla hücum kenarı arasındaki açıyı biz ok açısı olarak tanımlıyoruz. Ve özellikle yüksek hızlı uçaklarda ihtiyaç duyulan bir parametredir. Farklı tanımları vardır. Dolayısıyla büyük omega simgesiyle gösterilen ok açısının hemen altında hangi hattın referans alındığı muhakkak belirtilir. Örneğin şuradaki hücum kenarı hattının ok açısına karşılık gelmekte. Hemen altındaki, bakın bizim için önemli bir parametre, 1 bölü 4 veter hattının referans alındığı durumdaki ok açısına karşılık gelmektedir. Maksimum kamburluk eğrisinin ok açısı, firar kenarının ok açısı gibi örnekler de bulunmaktadır. Dolayısıyla buradaki ok açısı ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak zorundadır. Ki subsonik ve süpersonik uçaklarda özellikle yüksek hızlı savaş uçaklarında bu değer 62 dereceye kadar çıkabilmektedir. Ki SR-71 3 Mach hızda uçan savaş uçağında 61 derece civarında bir ok açısı kullanılmıştır. Günümüz ticari uçaklarında ise 30 derece mertebesinde bir açı kullanıldığını örnekleyebilirim. Bunun yanında bu şekil üzerinde gösterilen diğer önemli parametre de kanadın şu gri olarak boyanmış olan referans alan parametresini görüyorsunuz. Ve gövde de içinde olmak üzere bu alanın belirlendiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla üstten görünüş olduğu için iz düşüm alanı olarak da tanımlanmaktadır. Bunun yanında diğer bir alan ifadesi de ıslak alandır. Dolayısıyla kanadın ıslak alanı havanın temas ettiği alan olacaktır ki buradaki referans kanat alanından daha büyük bir değere, ki kanadımızın tombullaştıkça bu değerin arttığı düşünülürse daha büyük bir değere karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bir başka sivriltilmiş kanatlarda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ortalama aerodinamik veter uzunluğudur. Ki şuradaki açıklık oranı ifadesinde B bölü C için C ortalama veter uzunluğu olarak tanımlanmıştır. Ve bu aerodinamik veter bulma yöntemiyle birlikte belirlenebilir. Şekil üzerine baktığımızda kök veter uzunluğu kadar bir uzunluğu uçtaki veterin önüne yerleştiriyoruz. Uç veter uzunluğunu kökteki veterin arkasına yerleştiriyoruz. Ve şu noktaları birleştirdiğimizde buradaki 1 bölü 4 veter hattındaki çizgiyle kesişme noktasını dikkate aldığımızda o hatta bulunan veter uzunluğuna karşılık gelmektedir. Ve aşağıda da sivriltilmiş kanattaki ortalama veter uzunluğunu bulmak için matematiksel ifadeyi de görüyorsunuz. Şimdi kanat profilinin taşıma ve sürükleme performans parametreleri için iki sayfa burada aktarılmış durumda ve yansıda ilk aşamada taşıma katsayısının hücum açısıyla değişimini görüyorsunuz. Ki hücum açısı nedir dersek, şu şekle baktığımızda hücum kenarıyla firar kenarını birleştiren veter hattımız şu çizgiyle gösterilmekte ve sonsuz hızımız serbest akış hızına karşılık gelmekte. Hız vektörüyle veter hattı arasındaki açı hücum açısı olarak tanımlanmaktadır ve buradaki taşıma ve sürükleme kuvvetlerini belirleyen önemli bir parametredir. Ve bu bilgi kapsamında CL alfa olarak tanımlanan eğrimizin
şu özelliği gösterdiğini hemen yorumlayabiliriz. Belirli bir noktaya kadar lineer bir değişim söz konusu. Belirli bir noktadan sonra taşımadaki artışın azaldığını görüyoruz ve bir maksimum yaptığını, daha sonra da azalmaya başladığını görüyoruz. O halde bizim kanadımızın taşıma kuvveti üretirken bir üst limiti bulunmaktadır. Ve ancak tepe noktasına karşılık gelen değer kadar bir taşıma üretebileceği anlamına gelmektedir. Bu maksimum taşıma kapasitesine karşılık gelen hücum açısı da stall hücum açısı olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla CL alfa grafiğine bakarken bizim için önemli olan kriterlerden bir tanesi taşıma katsayısının maksimum değeri, diğeri buna karşılık gelen açı değeri olacaktır. Üçüncü bir parametre de lineer bölgedeki eğrinin eğimi olarak tanımlanabilir. Taşıma katsayısının hücum açısına göre türevi olarak gösterilen bu grafikte genelde eğimi A harfiyle gösteriyoruz. Bu grafiğe baktığımızda profilin simetrik olmadığını hemen söyleyebiliriz. Çünkü simetrik olsaydı 0 derece hücum açısında 0 taşıma üretmesi gerekiyordu, ama bu profilin 0 derece hücum açısında da taşıma ürettiğini görüyoruz ki bu da kamburluklu bir kanat profilinin eğrisini bize göstermekte. Şimdi peki lineer bölgeden maksimuma geliş ve sonra azalış, bu hangi fiziksel olaydan dolayı gerçekleştiğini araştıracak olursak, lineer bölgede bakın akım çizgileri şu çizgilerle gösterilmiş durumda ve kanat profilinin olduğu bölgede rahatsızlık küçük mertebelerde ve çizgiler yüzeyi takip edecek şekilde geliştiğini görüyoruz. Ama hücum açısının arttığı bölgede, özellikle stall açısını geçtiğimiz bölgede bakın özellikle üst taraftaki akışın yüzeyi takip edemediğini, yüzeyden ayrıldığını ve bir dönme bölgesi oluşturduğunu görüyoruz. Ki biz buna akım ayrılması diyoruz. Bu akım ayrılması işte kanadın artık taşıma üretemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu akım ayrılması profilin kalınlığına göre profilin firar kenarından da başlayabilir, hücum kenarından da başlayabilir. Ama tüm üst bölgeyi kapladığı durumda artık taşıma üretemez durumdadır ve taşıma kaybına karşılık gelmektedir. Teorik aerodinamik hesaplamalarda sağ taraftaki kutucuğa bakacak olursak buradaki eğimin 2 pi'ye karşılık geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla pi'yi 3.14 alırsanız buna göre teorik değeri elde edebilirsiniz. Ama tabii ki gerçek uygulamalarda eğimin biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir taşıma katsayısı, hücum açısı eğrisi için lineer bölgedeysek aşağıdaki ilişki denklemini hemen kurabiliriz. Taşıma katsayısı, taşıma katsayısının eğimi çarpı alfa eksi alfa L eşittir 0 şeklinde gösterilebilir ki 0 taşıma hücum açısı şu noktaya karşılık gelmektedir. Eksi bir değere karşılık gelmektedir. Sürükleme katsayısının hücum açısı ile değişimi ise lineer bir dağılım şeklinde gerçekleşmemektedir. Parabolik bir dağılım ile gösterilmektedir. Ve simetrik kanat profilinde 0 derece hücum açısı minimum oluştururken pozitif kamburluklu bir kanat profilinde ise minimum sürükleme hattı bu parabolik dağılımda bakın şu hücum açısına karşılık gelmektedir. Dolayısıyla buradaki sürükleme katsayısının ifade edildiği denkleme de ihtiyacımız var. Bir sonraki aşamada bu denklemin
parametrik olarak çıkarılışını göreceğiz. Bu grafik şu açıdan da önem kazanıyor. Eğer biz küçük hücum açılarındaysak, açıdaki değişim miktarı sürükleme katsayısında küçük bir değişim yaratmaktadır. Ama stall açısına yakın bölgelerde isek, hücum açısındaki küçük bir değişim bile sürükleme katsayısında ani artışlar, ani azalmalar sağlayabilmektedir. Bu da özellikle kararlılık ve kontrol bakımından da önem arz etmektedir. Bu grafiklerde NACA 2412 kanat profili için farklı Reynolds sayılarında taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı ve yunuslama momenti katsayısının hücum açısıyla değişim grafikleri verilmiştir. Şu taşıma katsayısı dağılımını göstermektedir. Şu sürükleme katsayısı değişimini göstermektedir. Şu eğri ise yunuslama momenti katsayısının hücum açısıyla değişimini göstermektedir. Ki taşıma ve sürüklemeye göre yunuslama momenti katsayısının değişiminin az olduğunu, büyük bir bölgede lineer ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Ve uçağımız için kanat profili seçerken bu özellikleri belirleyip en iyisini uçağımıza uygulamak zorundayız. O yüzden bu grafikler bizim için oldukça önemli performans grafikleridir ve seçeceğimiz profil için bunları çizdirmemiz beklenmektedir. Bu aşamada bir başka önemli parametre, kanat profilleri birbirleriyle karşılaştırılırken karşımıza çıkacak olan polar eğrisidir. CL alfa demiştik biraz önce. Şimdi ise taşıma katsayısının sürükleme katsayısıyla değişim grafiği burada aktarılmıştır. Sol tarafta simetrik profil için, sağ tarafta da kamburluklu profil için grafiklerin değişimini görüyorsunuz. Ve sol taraftaki grafik bize minimum sürükleme kuvvetinin sıfır taşıma katsayısında elde edildiğini göstermektedir. Eğer taşıma katsayısı sıfırdan farklı ise profilimizde, bu ilave sürükleme de yarattığını göstermektedir. Bu bakımından oldukça önemli bir dağılım grafiğidir ve taşıma katsayısı ile sürükleme katsayısı arasındaki açı 90 derece olmasına rağmen, hani ayrı dönük kuvveti bileşenlerini ayırırken bunların arasındaki açının 90 derece olduğunu biliyoruz. Peki ne oluyor da taşıma katsayısı sürükleme katsayısı üzerinde bir bileşen oluşturuyor? İşte bunu daha sonra kanat ucu girdaplarının etkisiyle birlikte dikkate alacağız ve buradaki eğrinin nasıl değiştiğini bulabilmemiz için matematiksel olarak bunları ifade edeceğiz. Bu grafiğin bir başka önemli özelliği de L bölü D'nin sahip olduğu maksimum değeri grafiksel olarak bulabilmemizi sağlamaktadır. Diyelim ki şu noktadayız ve düşey mesafe taşıma katsayısına, yatay mesafe sürükleme katsayısına karşılık gelmektedir. Buradan çizdiğimiz eğrinin CD eğrisiyle yapmış olduğu açıyı teta ile gösterecek olursak, tanjant teta L bölü D, yani ayrı dönük performans kriterine karşılık gelmektedir. O halde ben maksimum L bölü D'yi nasıl elde edebilirim? Bu açının maksimum olduğu şartta. Dolayısıyla ben eksen merkezinden buradaki eğriye bir teğet çizip kesişme noktasındaki CL ve CD'yi bulabilirsem buradan L bölü D'nin maksimum değerini elde etmiş oluyorum. Uçağımızın biraz önce taşıma ve sürükleme katsayısıyla ilişkili olarak grafiklerini aktarırken farklı Reynolds sayısı değerlerine göre çizildiğini söylemiştim. Bakın, taşıma katsayısında lineer bölgede çok fazla bir değişim yok
Ama lineer olmayan bölgede farklı eğriler oluşmuş durumda. Sürükleme katsayısı bir Reynolds sayısında şu dağılımı gösterirken diğer Reynolds sayılarında bakın tamamen farklı bir dağılım göstermekte. O yüzden profille ilgili analiz yaparken hangi Reynolds sayısında uçtuğumuz bizim için önem kazanmakta ve Reynolds sayısının bu boyutsuz katsayının açılımı da şu şekilde tanımlanmıştır. Yoğunluk çarpı uçağımızın serbest uçuş hızı çarpı veter uzunluğu bölü viskozite katsayısını burada kullanıyoruz. Şimdi bu sağ taraftaki terimleri incelediğimizde bakın rho ve mü içinde bulunduğumuz atmosferik özelliklere göre değişen parametrelerdir. V sonsuz uçağımızın uçuş hızı, C de kanadının ortalama veter uzunluğu olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla uçaktan uçağa bunlar değişmektedir. Ve biz uçağımızla ilgili aerodinamik tasarım yaparken, profil seçimi yaparken ilk başvuracağımız parametre Reynolds sayısı olmalıdır. Ve biraz önce gördüğümüz grafikte olduğu gibi o Reynolds sayısında etkin olan bir profil seçmemiz gerekiyor. Bu nedenledir ki yüksek hızlı uçan uçaklardaki kanadın profiliyle düşük hızlı uçaklardaki profil birbirinden oldukça farklıdır. Kimi kanat profili, örneğin yüksek subsonik yani ticari uçaklarda etkindir. Kimi kanat profili kalınlaşıp düşük hızlarda etkin hale gelebilir. O yüzden bu parametreyi uçuş şartlarına da bağlı olarak hesaplayıp analizlerimizde kullanmamız beklenmektedir. Şimdi biraz önce bahsettiğim kanat ucu girdap mekanizmasını da burada görüyorsunuz. Uçağımız eğer iki boyutlu analize sokulduysa, kanadımız sonsuz uzunluğa sahipse bu tür bir etki görünmüyor. Ama sağdaki gibi bir uzunluğa sahip kanadımız için ise bakın kanadın üstünde yüksek hız, düşük basınç, kanadın altında ise daha düşük hız, yüksek basınç değeri görülmektedir. Şurada belirtildiği gibi ve kanat ucu bölgesinde yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani alttan üste doğru bir kopma, bir hava hareketi oluşmaktadır ve bu da bakın kanat uçlarında şuradaki gibi bir girdap meydana getirmektedir. Şimdi kanat ucunda meydana gelen bu girdabın uçak hattı boyunca ön bölgede ve arka bölgede nasıl bir ilave hava hızı oluşturduğunu görüyorsunuz. Ve yatay kuyruğun olduğu bölgede aşağı doğru bir hız vektörü ile karşılaşıyoruz. Ve bu yatay kuyruk profili şeklinde baktığımızda normalde belirli bir hücum açısıyla uçağımız havada hareket ederken yatay kuyruk için söylüyorum. Bu aşağı doğru hız vektörü nedeniyle hücum açımız çok az da olsa azalmaktadır. Ve normalde şu doğrultuda olan taşıma kuvveti yatay kuyrukta bakın bu alfa i kadar bir açı değişimine maruz kalmaktadır. Ve bu açı değişimi bakın taşıma kuvvetinin yatay doğrultuda yani sürükleme kuvveti doğrultusunda da bir bileşen oluşturduğunu görüyoruz. Taşıma kuvveti çarpı buradaki açı değerinin sinüsü bize buradaki indüklenmiş sürükleme bileşenini vermektedir. Hani biraz önce sürükleme polar grafiğinde taşıma katsayısının sıfırdan farklı olduğu durumda getirmiş olduğu sürükleme buradan kaynaklanmaktadır. Peki bu olaydan kaçınabiliyor muyuz? Kaçınamıyoruz maalesef. Muhakkak oluşacak.
Ancak şiddetini azaltıcı önlemler alabiliyoruz. Eğer sonlu bir uzunluğa sahipse kanadımız, muhakkak bu girdap oluşumu meydana gelecek. Peki ne yapabiliriz? Kanat açıklığını uzatırsak, kanat ucu gövdeden uzaklaştıkça orada oluşan girdabın yatay kuyruk üzerindeki etkisi azalmaktadır. Bir başka çözüm noktası ise, hani biraz önce kanat ucunu sivrilttiğimizi belirtmiştik. Dolayısıyla bu sivrilme girdabın oluştuğu bölgenin veterini küçültmekte, girdabın şiddetini azaltmakta ve indüklenmiş sürüklemenin şiddetini düşürmekte. Bunun yanında günümüz ticari uçaklarında kullanılan bir başka yöntem de kanat ucuna winglet yerleştirilmesidir. İşte bu winglet geometrisi burada bahsettiğimiz indüklenmiş sürükleme kuvvetini azaltıcı bir etki için kullanılmaktadır. Şimdi bu bilgiler kapsamında sürükleme katsayısını bakın iki bileşen halinde göstermemiz mümkün matematiksel olarak. Bir tanesi indüklenmiş sürükleme katsayısı CDI, biraz önce aktardığım nedenle gelen bileşken. Geri kalan tüm bileşenler de parazit sürükleme veya profil sürüklemesi olarak tanımlanıyor ve CD0 ile gösteriliyor. Dolayısıyla aerodinamikçilerin hem CD0'ı hem de CDI'yi doğru bir şekilde hesaplayıp performansçılara aktarması bekleniyor. Bunlar önemli performans kriterleri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim üstten görünüş kanat geometrileri de burada yine aktarılmış durumda. Biraz önce söylediğim eliptik dağılım, bakın eliptik geometri, dikdörtgen ve trapez sivrilmeli kanat geometrisini burada görüyorsunuz. Şimdi eliptik kanat sürüklemesinde buradaki indüklenmiş sürükleme katsayısı ile ilişkili olarak bakın şu ifade aktarılmış durumda. Taşıma katsayısının karesi bölü pi çarpı açıklık oranı. Açıklık oranını da biraz önce şu şekilde tanımlamıştık. Şimdi eğer biz uca doğru sivriltilmiş bir kanat geometrisi seçtik isek indüklenmiş sürükleme katsayısının açılımı şu sağ taraftaki terimle ifade edilmekte. Nedir aradaki fark dersek, bakın paydada bir E çarpanı gelmekte. Ki Oswald katsayısı olarak genelde bu tarif edilmekte. Eliptik ise kanadımız 1'e eşit olmakta. Eliptiğin dışında ise 1'den 0.8-0.6'ya doğru azalmakta. Dolayısıyla kanada sivrilme vermemiz eliptik geometri yerine E'yi 1 yerine 0.8'e düşürecektir. Bu da indüklenmiş sürükleme katsayısının artışı anlamına gelecektir. O yüzden indüklenmiş sürükleme bileşeninin verildiği bu denklem oldukça önemlidir. Savaş uçaklarında E ise 0.6 mertebesine kadar düşmektedir. Bu aynı zamanda kanadımızın eliptik geometriden uzaklaşma parametresi olarak da kullanılmaktadır. Kanada motor koymamız, yakıt tankı koymamız, harici olarak bomba koymamız, yerleştirmemiz, roket yerleştirmemiz, bakın bu E katsayısını 1'den aşağı doğru azaltmaktadır ve indüklenmiş sürükleme katsayısının artışı anlamına gelmektedir. Şimdi aerodinamik dersinde elde edilmiş bazı denklemler aşağıda sıralanmış durumda. Profilimizin taşıma katsayısı hücum açısıyla ilişkili grafiğindeki eğim ifadeleri, bakın farklı açıklık oranı ve kanat geometrileri için hesaplanmak üzere sağ tarafta aktarılmış durumdadır. Ki 3 boyutlu hale dönüşüm için bunlar kullanılabilir. Eliptik kanat ise
Yüksek açıklık oranlı ve ok açısı olmayan bir kanat uygulaması ise açıklık oranının küçük olduğu ok açısız bir uygulama ve en altta da ok açılı bir uygulama için bakın taşıma katsayısı eğiminin nasıl değiştiğini bu denklemlerle birlikte görebiliriz. Ve eğimin azalması demek arkadaşlar aynı hücum açısında daha az taşıma üretmek demektir. Ve aerodinamik olarak performansın azalması anlamına gelmektedir. Ama uçağımızın gereksinimleri doğrultusunda örneğin biz süpersonik bir uçak yapmak zorundaysak şok dalgaları nedeniyle kanat açıklığımızı çok geniş tutamıyoruz. O zaman açıklık oranımız azalıyor. Açıklık oranındaki azalma da taşıma kuvvetini azaltıyor, sürükleme kuvvetini arttırıyor. Bakın gereksinimler bizim için çok çok önemli uçak tasarımında. Bu gereksinimleri sağlamak amacıyla bazen verimsiz olsa da düşük açıklık oranı kanat uygulamalarına gidebiliyoruz. Ki 2 mağın, 2,5 mağın üstüne çıktığı durumda da delta kanat formunda yani kanat açıklığı en düşük olacak şekilde seçimler yapılabildiğini de görüyoruz. Evet, açıklık oranının azalması ile birlikte bakın taşıma katsayısı eğiminin nasıl değiştiğini ve nasıl azaldığını görüyorsunuz. 1-2-3 şeklinde tanımlanan eğriler sol tarafta 3 numaranın en düşük açıklık oranına sahip olduğu durumu göstermektedir. Alanlar aynı boyutta olmasına rağmen kanat açıklığını düşürüp veter uzunluğunu arttırıp daha düşük açıklık oranlı durumu görüyorsunuz burada. Şimdi burada yalnız şöyle de bir bilgi vermekte fayda var. Uçak tasarımı için karar verirken birçok aşamada avantaj ve dezavantajlara bakarak karar veriyoruz. Bunları irdeliyoruz. Şimdi açıklık oranının azalması taşıma kapasitesini azaltırken sağ taraftaki grafiğe baktığımızda bir tane de avantaj olduğunu görüyoruz. Nedir bu avantaj dersek? Yüksek açıklık oranı kanadında taşıma çok daha fazla üretilirken bakın stol açısına daha önce giriyor. 3 numaralı çok küçük açıklık oranına sahip kanatta ise eğim azalırken, dezavantaj oluştururken bakın stol açısı büyüyor. Yani stola akım ayrılmasına daha büyük açıda giriyor. Daha geç giriyor anlamına geliyor. Ve örneğin buradaki 3 eğriden bir tanesini kanat için, bir tanesini kuyruk için seçin dersem bunun seçimini şu şekilde yapabiliriz. Bir, kanada bakalım performans gereksinimi nedir? İyi taşıma kuvveti üretmek. Ana performans kriterimiz taşıma kuvveti. O halde birinci kanat geometrisini seçebiliriz. Daha iyi taşıma veriyor bize çünkü. Ama kuyruk geometrisine geçtiğimizde ise bu dersin son kısmında göreceğiz ki kuyruğumuz kararlılık sağlayan bir eleman. Ve bu kuyruğun daha geniş açı aralığında fonksiyonel olması bizim için daha önemli. Yani bu durumda kuyruğun gereksinimi daha fazla taşıma üretmek değil, daha geç stola girmek olabiliyor. Ve bu durumda da 3 numaralı kanat geometrisini bakın kuyruk için seçebiliriz. Şimdi ticari uçakları gözlerinizde canlandırın. Kanadın mı, kuyruğun mu açıklık oranı daha küçüktür? Tabii ki kuyruğu. Sırf bu nedenle bu seçimin yapıldığını görebiliriz. Şimdi bu kısımda arkadaşlar NACA 2412 için bazı örnek literatür grafikleri aktarılmış durumda. Sol tarafta taşıma katsayısı hücum açısı, yunuslama momenti katsayısı hücum açısı ile ilgili grafikler var. Bunların detayına girmeyeceğim ama
ders notlarından bunları takip edebilirsiniz. Ve daha sonra sorularınız olursa bana e-mail yoluyla aktarabilirsiniz. Bu örnekler devam ediyor. Yine farklı açıklık oranı değerleri için taşıma katsayısının 3 boyutlu haldeki ve 2 boyutlu haldeki hesaplanmış değerlerini burada görüyorsunuz. Bu uygulamalar sizin için hangi açıdan önemli dersek, insansız hava aracı için profil seçimi yaparken 2 boyutlu analiz yapıyorsunuz. Yani bu grafiklerdeki gibi eğriler oluşturuyorsunuz. Ama gerçek uygulamada 3 boyutlu olacağı için bakın buradan elde ettiğiniz profil taşıma katsayısı 6 derece hücum açısı için 0.8 olarak verilmiş. Buradaki kanadın açıklık oranı 8, sivrilme oranı da %80 olarak verilmiş. Bu şart altında 3 boyutlu hale dönüştürdüğümüzde bakın taşıma katsayısı 0.671'e düşüyor. Performansımızın az da olsa düştüğünü bu şekilde görüyoruz. Dolayısıyla kanadınızla ilgili geometrik seçimleri yaparken bu özelliklerden de faydalanmanız gerekiyor. Kanadın açıklık oranını çok küçük seçmeniz kayıpları arttıracaktır. O yüzden bu parametrelere muhakkak dikkat edin. Bu yine daha sonra sizin tarafınızdan incelenebilir. Bu kısmı geçeceğim. Buradaki K katsayısının açılımını biraz önce yorumlamıştık arkadaşlar. İndüklenmiş sürüklemenin açılımı taşıma katsayısının karesi bölü pi çarpı açıklık oranı çarpı Oswald katsayısıydı. Ve biz bunu K ile temsil ediyoruz genelde. CD0 artı KCL kare şeklinde verilmekte. Şimdi alt tarafta ise ok açılı ve ok açısız kanatlar için buradaki Oswald katsayısının bulunmasına yönelik amfilik denklemler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz kendi uçağınızın uygulamasında. Tabii ki ok açısının 30 dereceden büyük olduğu durumlarda bu denklemlerin kullanıldığını da unutmayalım. Sürükleme poleri içinde bakın biraz önce CL-CD grafiğini göstermiştik. Dolayısıyla KCL kare burada şu eğrisel değişimi temsil eden ifadeydi. Oswald katsayısı ve açıklık oranı bunu belirliyordu şuradaki denklemi hatırlayacak olursak. Bunun yanında bir başka önemli karşılaştırma kriteri de profiller arasında seçim yaparken L bölü D performans kriteri olarak tanımlanmıştı aerodinamik giriş kısmında. Bunun alabileceği maksimum değerin hücum açısıyla birlikte şu eğriden faydalanarak elde edilebilir. Bakın bu örnekte yaklaşık 5 derece hücum açısında L bölü D'nin bir maksimum yaptığını görüyoruz. Onun öncesinde hücum açısıyla artan bir eğilim, sonrasında ise hücum açısı artışıyla birlikte azalan bir eğilim gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla daha sonra uçuş performansıyla ilgili kısmı size aktarırken bu parametre önem kazanacak. Örneğin eğer piston pervaneli bir uçaksa uçağımız en iyi menzile gitmek için L bölü D max'ta uçmamız gerektiğini göreceğiz. Veya bu bir jet uçağıysa belli bir yakıtla en uzun menzile gidebilmesi için bu değerin %86'sında uçması gerektiğini göreceğiz. Dolayısıyla bu grafiğe baktığımızda eğer bir pistonlu motora sahip uçakla uçuyorsak ve en iyi menzile gitmek istiyorsak L bölü D'nin maksimum olduğu nokta 5 derece hücum açısına karşılık geldiğine göre biz 5 derece hücum açısıyla birlikte uçuşumuzu gerçekleştireceğiz demektir. O yüzden bunlar profil seçimi sırasında mümkün olduğunca büyük olacak şekilde seçilmelidir ve karşılaştırma kriteri olarak kullanılmalıdır.
Şimdi profil geometrisi örnekleri burada aktarılmış. İşte simetrik NACA 0012, kamburluklu, yüksek taşımalı iç bükey ve yansıtılmış Epler 325 profilini görüyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi literatüre bakarsanız anormal fazla sayıda geometrilerle karşılaşabilirsiniz kanat profili için. Ama bunların bir kısmı düşük hızlarda, bir kısmı yüksek hızlarda etkin. Siz kendi şartlarınıza en uygun olanını seçmeniz gerekiyor. Ki bu aşamada da benzer uçak araştırması çok çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla benzer uçaklarda hangi profiller kullanılmış, bunları belirleyerek bunlar üzerinden kendi uçağınıza uygulamanız en kolaycı yol olacaktır. Bir başka yöntem ise benzer bir profili belirledikten sonra hücum kenarında veya firar kenarında küçük değişiklikler yaparak daha iyi performans sağlayan bir geometri de oluşturabilirsiniz. O yüzden bu geometri örnekleri önem kazanmakta. Peki biz profili seçtik. 5 tane aday profil bulduk. Bunları biraz önce bahsettiğim CL alfa, CD alfa, L bölü D alfa, CL, CD grafikleriyle birlikte seçerken hangi yöntemleri kullanacağız dersek 3 yöntem kullanılabilir aslında. Bir tanesi teorik, diğeri deneysel, diğeri de hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Kısaca HAT olarak bundan sonra kullanacağım. Teorik çok fazla kullanılmamakta. Çünkü özellikle yüksek hücum açılı yani stall bölgesinde doğru sonuç vermemekte. O yüzden ya deneysel ya da bilgisayar destekli çözümler burada ön plana çıkıyor. Deneyler için sağ tarafta gördüğünüz rüzgar tüneli testleri kullanılabilir. Ama sadece havayı vermek değil, burada uçağın üzerine gelen tüm kuvvet ve momentleri de ölçmemiz gerekiyor. Yani duyargalarla birlikte performans parametrelerini bulabileceğimiz ölçüm sistemleri de kullanmamız gerekiyor. Hız ölçerler, basınç ölçerler, sıcaklık ölçerler kullanılarak deneysel veriler elde edilebilir. Fakat bu deneysel yöntem oldukça pahalıdır. Model üreteceksiniz. Rüzgar tüneline para ödeyeceksiniz. Peki böyle bir bütçe yoksa çalışmamızda ne yapılabilir? İkinci yönteme geçiş yapılabilir. O da bilgisayar destekli çözüm yöntemi. Fakat burada da yine bazı paket programlar var. Bunları öğrenmeniz gerekir. Bu yarışma kapsamında kullanılabilmesi için belirli bir zaman geçirmeniz gerekir ve bunlar da ücretli programlar, belirli bir maliyeti oluşturmakta. Peki bunun haricinde ne yapılabilir bilgisayar destekli çözümler için? İnternette biraz sonra örnekleri de size gösterilecek. Xpoil gibi, XPLR5 gibi paket programlar var. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bunları tercih edebilirsiniz. Ama bunlar iki boyutlu çözüm üzerine ilk aşamada kullanılabilir. Daha sonra üç boyutlu analiz içinde tekrar kanat geometrileri girilerek kullanılabilir. Şimdi burada karşılaştırmalar görüyorsunuz. Deneyselle bilgisayar destekli çözümleri karşılaştırdığımızda bilgisayar destekli çözümlerin daha ucuz maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer tabii ki çok sayıda ölçüm yapılacaksa, az sayıda olacaksa deney daha ucuz hale gelebiliyor. O ayrı bir konu ama gerçek uygulamada çok sayıda çözüm istendiği için bilgisayar destekli çözümlerin daha ucuz olduğunu genel anlamda söyleyebilirim. Ama her ikisinin de avantaj ve dezavantajları var çözüm doğruluğu bakımından. İlk önce bilgisayar destekli çözümlere geçtiğimizde eğer örneğin taşıma kuvvetindeki lineer bölgede isek HAT yöntemi
çok çok doğruya yakın sonuçlar verebiliyor. Ama stol bölgesine yaklaştığımızda hata oranı yükseliyor. Dolayısıyla bu bölgedeki çözümlere çok fazla güvenmemeniz gerekiyor. Deneysel veriler bu bakımından daha önemli, daha iyi, daha doğruluk seviyesi yüksek veriler bize sağlayabiliyor. Ama deneysel çalışmalarda da bakın şu özellikleri sağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Nedir? Geometrik benzerlik, dinamik benzerlik. Neden böyle bir parametre belirliyoruz? Çünkü rüzgar tünelinde deney odamızın boyutları bellidir. Ve bunun içine koyabileceğimiz uçak model boyutları da belirlidir. Dolayısıyla bizim gerçek uçağımız buraya sığmıyorsa küçültmek zorundayız. Ve buradaki geometrik benzerlik bu küçültme oranına karşılık geliyor. Kanadı ne kadar küçülttüysem gövdeyi de o kadar küçülteceğim. İniş takımını da o kadar küçülteceğim ve deneye o şekilde başlayacağım demektir. Ama çok çok küçültülmüş modelle de deney yapıp bunu gerçek verilermiş gibi kullanmak da hatalıdır. Dolayısıyla küçültme oranını da çok fazla büyük almamamız gerekiyor. Yoksa gerçek uygulamadan uzaklaşmış oluyoruz. İkinci bir kriterimiz ise deneysel çalışmayı yaparken dinamik benzerlik şartı arkadaşlar. Dolayısıyla biz biraz önce bahsettiğim Reynolds sayısı seviyemiz neyse aynı Reynolds sayısı seviyesini deneylerde de sağlamamız gerekiyor. Hangi Mach sayısında gerçek uçuşu yapıyorsak o Mach sayısına uygun bir Mach sayısında rüzgar tünelinde test yapmamız gerekiyor. Şimdi Reynolds sayısı açılımına baktığımızda şöyle bir dezavantajımız oluyor. Eğer ben belirli bir oranda geometriyi küçültüyorsam Reynolds sayımın azaldığını görüyorum. Peki aynı seviyede tutmak için hızın ne olması gerekir bu durumda? Artması gerekir. İşte çok küçültmem demek modeli hızı çok yüksek tutmam anlamına gelecektir. Aynı Reynolds sayısını belirlerken. Peki bu sırada Mach sayısı ne olacak? Diyelim ki ben bir ticari uçağı küçülttüm. Aynı Reynolds sayısı için deney odasındaki hızı buldum. Ticari uçak subsonik hızda uçarken deneyde süpersonik hale geçebilir. Aynı Reynolds sayısı şartı için. Dolayısıyla deneyde de arkadaşlar bu benzerlikleri muhakkak sağlamamız gerekiyor. Yoksa deneyden elde ettiğimiz veriler de gerçek sonuçları bize aktarmayacaktır. O yüzden bu kriterleri dikkate almamız gerekiyor. Hesaplı akışkanlar dinamiği ile ilgili en basitinden burada X-Foil isimli internetten ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir program hakkında bilgiler aktarılmış durumda. Ben bunun çok fazla detayına girmeyeceğim ama bu ders notları aynı zamanda PDF halinde de sunulacak. Dolayısıyla siz daha sonra buradaki bilgilerden faydalanarak eğer hiç kullanmadıysanız buna aşina olmak istiyorsanız buradaki bilgilerden faydalanarak çözüm üretmeniz mümkün olacaktır. O yüzden bakın bir kod açılımı burada aktarılmış durumda. Arayüzde hangi terimler ne anlama geliyor? Kanat profiliyle ilgili seçim nasıl yapılıyor? Onunla ilgili örnek bir sayfa aktarılmış burada. Örneğin NACA 0012 için bir çözüm yapılmış bu örnek uygulamada. Bunun yanında kullanılan yöntemlerle ilgili, Reynolds sayısı ile ilgili, Mach sayısı ile ilgili bakın parametrik değerler var. Bunlar paket program halinde siz programın içinde de bunları ayarlayabiliyorsunuz. Uygun Reynolds sayısı, uygun Mach sayısı değerlerini girerek çalışmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim ama daha sonra faydalanabilmeniz açısından bu sayfaları oluşturduk. Şimdi X-Foil ile yapılan çalışmanın sonucunda burada bazı karşılaştırma grafiklerini görüyorsunuz. İşinize yarayacak şekilde bunları kullanabilirsiniz.
Örneğin bu sayfada 0 derece hücum açısında ve 1 Reynolds sayısında basınç katsayısı dağılımını görüyorsunuz. Ki basınç katsayısı bizim tarafımızdan tarif edilen bir katsayı. İlgilendiğimiz noktadaki basıncı serbest akış basıncından çıkarıyoruz. Daha doğrusu serbest akış basıncını bu basınçtan çıkarıyoruz ve dinamik basınca bölüyoruz. Dolayısıyla basınçla ilgili karşılaştırma grafikleri hep CP bazında oluşur. Ve sizin burada elde ettiğiniz basıncı katsayıya çevirip buradan kanadın üstündeki ve altındaki basınç dağılımlarını göstermeniz mümkün olacaktır ki artı olması burada yüzeye doğru basınç olduğunu, eksi olması da vakum şeklinde bir basınç, ters yönde bir basınç farkı olduğunu bize göstermekte. Ve burada farklı kanat profilleri için, farklı Reynolds sayısı, farklı hücum açıları için bunları çizdirip aerodinamik performans kriterlerine geçiş yapabilirsiniz. Taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı ve yumuşatma momenti gibi. Şimdi genelde katsayı grafiklerini kullanıyoruz karşılaştırma amacıyla. Ama eğer bazı taşıma, sürükleme katsayısı ve yumuşatma momenti katsayılarında istenmeyen şartlar oluştuysa bunun akım ayrılmasından mı kaynaklandığını belirlemek amacıyla bu basınç katsayısı dağılımlarını kullanmanız mümkün olabilir. Burada bakın 0'dan 10 dereceye kadar 1 derece aralıklarla hücum açısı değiştiği durumda taşıma katsayısı, sürükleme katsayısı ve yumuşatma momenti katsayısının değişimleri aktarılmış durumda. Bu paket program vasıtasıyla rahatlıkla bu grafikleri iki boyutlu hal için elde etmeniz mümkün. Yine 0-10 derece aralığında bakın CL bölü CD'nin ve yumuşatma momenti katsayısının hücum açısıyla değişim grafikleri burada aktarılmış durumda. Örnekler devam ediyor. Dolayısıyla bunu ben daha sonra incelemenizi öneriyorum. Ve bununla ilgili daha sonra sormak istediğiniz şeyler olursa girişte aktardığım mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu aşamadaki bilgilendirme ise iki boyutlu halde elde ettiğimiz taşıma ve sürükleme katsayılarının üç boyutluyla karşılaştırılmış hallerini görüyorsunuz. Siyah çizgiler X boyundan elde edilmiş sonuçları ve siyah çizgiler de siyah noktalar da deneyden elde edilmiş verileri göstermekte. Kabaca şunu söyleyebiliriz. Lineer bölgede hemen hemen aynı sonuçları vermektedir her iki yöntem. Farklılık nerede oluşuyor? Tabii ki biraz önce bahsettiğim lineerlik dışındaki bölgede, stola yakın olan bölgede görüyoruz. Ve dolayısıyla gerçek uygulamada daha önce akım ayrılması oluşup taşıma azalması görülürken X-Foil uygulamasında biz stol açısını daha büyük elde ediyoruz. Yani ayrılmayı daha geç yakalayabiliyoruz anlamına geliyor. Ve bu stol öncekisi bölgede daha az bir taşıma elde ettiğimizi görüyoruz. Stol gerçek stoldan sonra hala taşıma ürettiğimizi görüyoruz. Ve ondan sonra azalmaya başladığını görüyoruz. O halde X-Foil gibi iki boyutlu teorik tabanlı programlardan faydalanırken lineer bölgedeyseniz kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ama bu bölgeye geçtiğinizde bakın gerçekteki taşıma katsayısı 1.6 iken siz belki 1.65 buluyorsunuz X-Foil'den. Dolayısıyla bunun gerçekten biraz daha büyük olduğunu düşünüp buna göre bir önlem almanız gerekiyor. Aynı mantıkla sürükleme katsayısının değişimine baktığımızda da bu lineer taşıma bölgesindeki çözümün güvenilir olduğunu X-Foil'de ama lineer bölgenin sonuna yaklaştığımız kısımda artık gerçek sürükleme katsayısının daha büyük olduğunu
X foil'den elde ettiğimiz sürükleme katsayısının daha küçük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla X foil çözümlerini kendi analizinize uygularken hücum açısının hangi bölgede olduğu önem kazanıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, örnekler bu şekilde devam ediyor. Bunları daha sonra incelemeniz açısından size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımda pervanelerle ilgili çok temel performans bakımından kritik olan bilgiler tekrar edilecek. Danışma kurulu olarak hazırladığımız ders notları içinde pervane ayrıca yer alıyor. Ama detayı oraya bırakıyorum. Burada bizim için önemli olan çok ön planda olan kritik parametreler hakkında size bilgi vereceğim. Sonra performans kısmına geçiş yapacağız. Şimdi buradaki sistemimizde bir elektrik motoru var. Bu bir dönüş sağlıyor ve şafta aktarıyor bu dönüşü. Şaftın ucuna bağladığımız pervane de dönerek önde yer alan havayı arkaya doğru hareketlendirerek uçağımızın üzerinde bir çekme kuvveti oluşturuyor. Dolayısıyla biz pervaneyi uçağımızın çekme kuvvetini oluşturması için kullanıyoruz. Yansıda 2 palli bir pervane görüyorsunuz. 3 palli, 4 palli, 5 palli uygulamalar var. Şuradaki bir yarı çaptaki geometriyi pal olarak tanımlayacak olursa çoklu pale sahip pervanelerde kullanılabiliyor. Ama insansız hava aracı yarışmalarında genelde tercih edilen 2 palli pervanelerdir. Ve bu pervaneyle ilişkili olarak karar verirken bakın şuradaki parametreler ön plana çıkıyor. Kaç palli olacağı, palin geometrisi, üstten baktığımızda bunu kanat gibi düşünebilirsiniz. Benzer bir mantıkla çalışıyor. Ve her istasyondaki profiller, bakın buradaki siyah ile boyalı bölgeler profil geometrisini gösteriyor her hatta. Ve kanat gibi sabit, hani dikdörtgen kanatta aynı profili kökten uca kadar kullanıyoruz ama pervanede bu biraz daha farklı uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Kökten uca doğru değişik geometriler kullanmamız mümkün olabiliyor. Yine kanat gibi hücum kenarı, firar kenarı bulunuyor. Ki bu şekle baktığımızda saat ibreleri tersi yönünde bir dönüş söz konusu. Pervaneye uçağın önünden baktığımız durum için bunu söylüyorum şu anda ki itki de bize doğru yönlenmiş durumda. Ve bu nedenle şu yönde döndüğü için hücum kenarı şurası, firar kenarı şurası olarak tanımlanabilir. Şimdi bunun yanında en bariz özelliği kanada göre burulma açısının yüksek olması. Bunun da nedenini birazdan açıklayacağım. Şimdi o halde buradaki palimizin boyutu yani yarı çapı, buradaki dönüşümüzün hızı yani açısal hızımız önemli parametreler. Bir başka önemli parametre de katılık oranı arkadaşlar. Diyelim ki biz bu pervaneyi 360 derece boyunca çevirdik. Ne oluyor? Bu pal bir alanı tarıyor. Dolayısıyla buradaki taradığı alan yarıçapın karesiyle hemen bulunabilir. Bir de üstten baktığımızda bu palin kapladığı alan, iki palin birlikte kapladığı alan, bu pal alanını daire alanına böldüğümüzde katılık oranı çıkıyor. Dolayısıyla 3 palli, 4 palli, 5 palli durumlarda katılık oranının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunun yanında önemli olan parametreler olarak işte yarıçap burada uzunluk olarak aktarılmış. Diğer önemli parametre de hatve olarak görünüyor burada ve tanıma bakacak olursak bir tam tur attığı sırada uçağımızın ilerleme mesafesi olarak tanımlıyoruz. Şu aşağıya baktığımızda palimiz şurada,
360 derecelik dönüşünü tamamlayıp başlangıç noktasına geri geldiğinde uçağımız şu kadar bir mesafe kat etti. Dolayısıyla buna biz hatve diyoruz. Bu hatve aslında vidadan gelmekte tanım olarak. Vidayı bir tur döndürdüğümüzde vida ilerliyor biliyorsunuz. Ne kadar mesafe kat ettiği burada hatve ki İngilizce'de pitch olarak geçiyor. Ve bakın seyrek dişli bir vida olabilir, sık dişli bir vida olabilir. Bunlar da işte aşağıdaki örnekte uçak pervanesine karşılık olarak çeşitlendirilmiş durumda. 10'a 8 pervane, 10'a 4 pervane gibi aradaki farkı görüyorsunuz. Hatta buna göre değişmekte. Şimdi arkadaşlar şu önemli bir grafik pervane performansı için. Belirli bir açısal hızla döndürdüğümüz sırada pervanemizi ve o sırada da uçağımız ileri doğru ve sonsuz hızıyla gidiyorsa kökten uca doğru bakın 3 farklı istasyon çizilmiş burada. Maviler uçağımızın ileri doğru uçuş hızından kaynaklı hava akış hızını gösteriyor ve hepsi sabit ve sonsuz ile gösterilmiş. Ama dönüş hızı açısal hız çarpı yarı çap olduğu için her istasyonda farklı bir değer ve kanat ucuna doğru gittikçe artan bir değer olarak görünüyor. Ve her istasyonda bakın siyah ile gösterilen bileşke hız vektörüdür. Ve bu bileşke hız vektörüne baktığımızda V sonsuz sabit olmasına rağmen teğetsel hızımız dönüşten kaynaklı teğetsel hızımız arttığı için hücum açısının artışı yönünde bir katkı sağlamakta. Ve dolayısıyla biz önlem almazsak pervane kökünden ucuna doğru giderken burulma vermezsek palimize belli bir noktadan sonraki istasyonlarda stol açısını geçip orada taşıma kaybı ile birlikte kuvvet üretim kaybı anlamına gelecektir. İşte şurada olduğu gibi palimize bir burulma açısı vermemiz bu şekilde belirleniyor. Ne kadarlık bir açı vermemiz gerektiğini buradaki analizden faydalanarak saptayabiliriz. Tabii bu açı ihtiyacı aynı uçak için farklı uçuş tiplerinde de değişebilir. Hani hızımızı arttırabiliriz, açı değişecektir. Hız sabit kalırken pervanemizin dönüş hızını arttırırız. Bakın açı yine değişecektir. İşte günümüz modern uçaklarında sabit hatveli, değişken hatveli uygulamalar söz konusu. Sabit hatveli, biz bir kere burulma veriyoruz pale ve tüm uçuş şartlarında aynı burulmayı kullanıyoruz demektir. Değişken hatveli ise bu pale açı verebiliyoruz. Yani ileri hızımız neyse, açısal hızımız neyse ona en uygun açıyı bulmak için palimize açı verebiliyoruz. Bizim yarışma kapsamında böyle bir durum söz konusu olmadığına göre biz ne yapabiliriz? O zaman pervane değiştirebiliyoruz yarışma kapsamında. Dolayısıyla burulma açısını bizim uçuş şartlarına uygun olacak şekilde seçmemiz lazım ve bu pervaneyi uçağımıza takmamız gerekiyor. O yüzden bu önemli bir parametre vurgulamak istedim. Bir başka önemli parametre de arkadaşlar pervane ilerleme oranı J ile gösterilmiş durumda burada ve uçağımızın ileri uçuş hızı N çarpı D de teğetsel hızı. Yani şuradaki R çarpı omega ile ifade edilen, yalnız bu hangi hız dersek palin en ucundaki hız. Uç hız oranı olarak da tanımlanıyor bu ilerleme oranı. Dolayısıyla bu parametre baktığımız zaman sağ taraftaki grafiğe pervanemizin verimiyle ilerleme oranı arasındaki ilişkide ilk önce ilerleme oranı arttıkça
verimin arttığını, belirli bir ilerleme oranında maksimuma ulaştığını, sonra da azaldığını görüyoruz. O halde bu ilerleme oranını biz hangi şartta uçacaksak ona uygun olarak seçip yarışmada o şekilde kullanmamız beklenmekte. O yüzden bu grafikler bu pervane seçimi için verimin maksimumunu elde edebilmek için önem kazanıyor. Pervane ile ilgili ders notlarında bunun daha detayına ulaşacaksınız. Dönüş yönü önemli bir parametre arkadaşlar. Buradaki pervaneler belirli bir dönüş yönü için kuvvet üretecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla İHA'nıza taktığınızda dönüş yönünün doğru olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Malzeme kısmını yine buraya yazdım ama kısaca farkları nelerdir? Onları ders notuna bakarak yorumlayabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ama bunların detayına bu aşamada girmeyeceğim. Evet, bir başka önemli parametre de arkadaşlar katlama özellikli pervaneler. Bu daha çok iniş takımı kullanılmayan uçaklarda tercih ediliyor. Eğer gövde üzerine iniş yapacak, elle fırlatmalı bir uçak düşünüyorsanız, pervane de yere yakınsa iniş sırasında yere çarpıp kırılmasını önlemek amacıyla bu şekilde katlanabilir bir pervane seçiyorsunuz ki yere tam iniş sırasında motoru stop ettiğinizde dönüş bittiğinde önden gelen akışın etkisiyle birlikte kırılıp yere çarpmasını bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Bunları geçeceğim. Pervane adaptörü güvenlik açısından önemli. Pervane muhafazası, pervanenin yakında birine çarpmasını engellemek amacıyla bunu kullanabilirsiniz. Dengeleme de önem kazanıyor arkadaşlar burada. Eğer buradaki pervane pallerinin dönüşü sırasında bir pal daha ağır veya daha hafifse bu bir titreşime neden olabiliyor ve bu titreşim de hem aerodinamik performansı düşürüyor hem de yapısal olarak motorun çok daha çabuk yapısal hasara uğraması anlamına gelebiliyor. O yüzden pervanenizin ağırlık bakımından dengeli olduğunu tespit etmeniz, ondan sonra uygulamanız doğru olacaktır. Ne kadar piyasadan hazır pervane alsak da üretim hatası olabilir. Dolayısıyla bunun dengeli bir ağırlık dağılımına sahip olduğunu muhakkak karşılaştırmanızı isterim. Burada pervanenin itki hesabı ile ilgili bir denklem verilmiş durumda. Bunları kullanabilirsiniz. Ben detaya girmeyeceğim ama daha sonraki ders notlarında da buna benzer denklemler verilebilir. Bunlarla ilgili sorularınız olursa bana ayrıca iletebilirsiniz. Burada da yine pervane seçimi için bir internetten ücretsiz olarak kullanabileceğiniz program örneği verilmiş. Motor tipini, pervane tipini girerek buradan farklı şartlarda ne kadar itki üretebiliyorsunuz, buna yönelik hesaplamaları buradan elde edebilirsiniz. Bunu da örnek olması amacıyla ben ders notlarını ilave ettim. Evet, bu ön bilgileri tamamladıktan sonra arkadaşlar uçuş performansına geldiğimizde uçuş performansı ile ilgili olarak biraz önce aktardığım gibi bakın şematik olarak buradaki sistem çizilmiş durumda. Bir bataryamız var. Güç üretiyor. Elektrik üretiyor. Bu elektriği biz elektrik motoru üzerinde kullanarak bir dönüş hareketi elde ediyoruz. Bu dönüş hareketi şaft vasıtasıyla pervaneye aktarılıyor. Pervane de dönerken geometrik yapısı nedeniyle önden yakaladığı havayı arkaya doğru iterek bir kuvvet üretiyor. Kısaca çalışma prensibini bu şekilde aktarabiliriz. Ama buradaki en son elde ettiğimiz çekme kuvvetinin
matematiksel olarak da ifadesine ihtiyacımız var. Çünkü biz ne kadarlık bir kuvveti, ne kadar güç veya enerji harcayarak elde ediyoruz. Bu bilgiye sahip olmalıyız ki uçuş görevimiz belli, tur şartlarımız belli. Bunu sağlayabilmek için, görevimizi tamamlayabilmek için ne kadarlık bir batarya ihtiyacımız var, bunu ortaya çıkarabilelim. O yüzden hangi şartlarda uçacaksa itki ihtiyacımız ortaya çıkacak. İtki neyle ilişkiliydi? Sürükleme kuvveti. Dolayısıyla sürükleme kuvveti itki ihtiyacını belirleyecek. Bu itki ihtiyacı elektrik motoru tarafından sağlanacak ve bunu da pille destekleyerek sağlayacağız. Ne kadarlık bir pil enerjisine ihtiyacımız var? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi buradaki aşamada sağ tarafta bakın verim ifadeleri tanımlanmış durumda. Bu motor verimi şafta aktarmış olduğu güç bölü pilden aldığı güç şeklinde tanımlanmış durumda. Birden küçük bir değerde. Bunların sayısal değerlerini birazdan örnekleyeceğim. Daha sonra pervanenin verimi ise PA en son bütün sistemden aldığımız net güç olarak tanımlanmış durumda. Ve şaft gücüne orantılanarak pervane verimi hesaplanıyor. Dolayısıyla buradaki toplam verimimiz pervane verimi çarpı şaft verimi şeklinde de veya motor verimi şeklinde de tanımlanabilir. Peki elde ettiğimiz gücü nasıl ifade edeceğiz? Buradan şu denklemden faydalanarak motordan elde ettiğimiz bir çekme kuvveti var. V sonsuz hızıyla bizim ileri doğru gitmemizi sağlıyor bu sistem. V sonsuzla çarptığımızda elde ettiğimiz gücü bulmuş oluyoruz. Şimdi buradan ne kadarlık bir elektrik gücüne ihtiyacımız olduğunu çekmek için de denklemleri düzenlediğimizde sağ alttaki ifadeyi elde ediyoruz. TA çarpı V sonsuz bölü pervane verimi çarpı motor verimi şeklinde bunu açıklayabiliriz. Şimdi tasarımcı olarak ne kadarlık bir batarya ihtiyacımızı olduğunu belirlemek amacıyla PE'yi bulmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Biz pistten kalktık, hafifçe tırmandık, su bırakma alanını tespit etmek amacıyla birinci turu uçtuk. Sonra ikinci turda birinci topumuzu bıraktık. Üçüncü turda ikinci topumuzu bıraktık. Sonra da görevi tamamlayıp piste iniş yaptık. Bakın bu arada hangi hızda uçacağız, hangi yükseklikte uçacağız, bu sırada sürükleme kuvvetimiz ne olacak? Bunları eğer saptayabilirsek performansçı olarak TA çarpı V sonsuzu belirlemiş oluyoruz. Çünkü TA sürüklemeye karşılık gelen bizim ihtiyaç duyduğumuz itkiyi göstermekte. Ve buradan pervane verimi seçtiğimiz pervane ile ilişkili olarak bu değişiyor. Motor verimi seçtiğimiz motorla ilişkili olarak değişiyor ama motor üretici firmadan bunu temin edebilirsiniz. Veya siz bunu kendiniz test ederek bulabilirsiniz. Yani bir rüzgar tüneline koyarak verdiğiniz güçten ne kadar güç elde ediyorsunuz, oradan bu verim ifadelerini çekebilirsiniz. Deneysel yöntemle de bunu bulabilirsiniz. Burada önemli olan parametrelerden biri de özgül enerji yoğunluğu E ile gösterilmiş durumda pil için. İşte bunu bulmaya yönelik işlemleri burada gerçekleştirmemiz gerekiyor ki yeterli batarya kapasitesiyle birlikte biz görevlerimizi enerji bitmeden gerçekleştirebilelim. Şimdi bu aşamada uçuş performansı ile ilişkili olarak noktalardan bir tanesi stall hızı. Bu bizim için çok önemli bir kriter. Uçuşun her evresinde hızımızın stall hızından büyük olmasını isteriz. Çünkü stall hızımızın altına düştüğümüzde yeterli taşıma kuvveti üretemeyeceğiz demektir.
Üretilen taşıma kuvveti ağırlıktan küçük olduğu için uçağımız irtifa kaybedecek demektir. O yüzden performansla ilgili kriterleri karşılaştırırken stall hızına da ihtiyacımız var. Ki stall hızı da taşıma ağırlık dengesinden faydalanarak taşıma kuvveti yerine dinamik basınç çarpı referans alan çarpı taşıma katsayısı ifadesini kullanmıştık. Buradan hız ifadesini çekebiliriz. Şimdi aynı irtifada uçuyorsak yoğunluğumuz aynı değerdedir. Üretilmiş bir uçaksa kanat alanımız sabittir. O halde iki parametre burada taşıma kuvvetini belirliyor. Bir tanesi hız, bir tanesi taşıma katsayısı. Ben havada minimum tutunma hızı olarak tanımlarsam stall hızını, hızımızın minimum değerine karşılık taşıma katsayısının maksimum olması gerekir. O yüzden CL yerine CL max yazıyoruz ve hız ifadesini yalnız bıraktığımızda bakın 2 çarpı ağırlık bölü uçuş irtifasındaki yoğunluk çarpı kanat alanı çarpı maksimum taşıma katsayısı ile stall hızı bulunabilir. Şimdi ağırlığımız belli, kanat alanımız belli. CL max'ı da biraz önceki analiz yöntemleriyle birlikte 2 boyutlu, 3 boyutlu halde saptamıştık hatırlarsanız. Oradaki değeri kullanarak bunu çekebiliriz. Ama şunu unutmayın. CL max farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Eğer siz flap kullanıyorsanız kanadınızda flap CL max'ı arttırıcı bir özellik göstermektedir. Dolayısıyla flapsız CL max, flaplı CL max gibi ayrı tanımlar var. Havada ben uçarken flapım kapalıysa CL max flapsızı kullanacağım. Ama pistten kalkış koşusu sırasında flapım belli bir açıdaysa o açıdaki CL max'ı kullanmam gerekiyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Bunun yanında bakın şuradaki grafikler arkadaşlar uçağımızdaki itki kuvvetinin veya pervaneli uçak için bunu çekme kuvveti olarak da tanımlayabiliriz. Sürükleme kuvvetinin hız ile değişim grafiğini görüyorsunuz. Ve sürükleme kuvvetinin biraz önce parazit ve indüklenmiş olarak iki bileşene sahipti. Bu iki bileşenin değişik davranışları var hıza göre. Dolayısıyla indüklenmiş hız hız arttıkça küçülüyor. Parazit sürükleme ise indüklenmiş sürükleme hız arttıkça azalıyor. Parazit sürükleme ise hız arttıkça büyüyor. Dolayısıyla ilk önce azalan sonra artan bir dağılım olarak görüyoruz sürükleme kuvvetini burada. Kırmızı ile gösterilen jet motorlu uçağın sağlamış olduğu itki kuvveti ve hız ile değişmediğini görüyoruz. Ama bizim İHA'larda pervaneli motor kullanacak isek, pervaneli sistemde bakın hız arttıkça pervaneli sistemin sağlamış olduğu çekme kuvvetinin azaldığını görüyoruz. Bunu performans hesaplamalarımızda dikkate almamız gerekiyor. Bu oldukça önemli bir dezavantaj yaratıyor aslında. Hızlandıkça verimimiz düşüyor. Bu şekilde bunu yorumlayabiliriz. Şimdi burada aşağıdaki grafikte ise güç eğrilerinin değişimini görüyorsunuz. Şimdi ilgilendiğiniz uçak jet motorlu bir uçaksa itki kuvvetiyle ilgilenirsiniz genel anlamda. Ama pervaneliye döndüğümüz anda güçle ilgilenmeye başlıyoruz. İş değişiyor ve bakın aşağıda da şu pembeden elde edilmiş sürükleme kuvvetinin oluşturduğu güç eğrisini görüyorsunuz. Üstteki mavi eğriden elde edilmiş şuradaki motorun sağlamış olduğu güç eğrisini görüyorsunuz. Kabaca burada pervaneli uçağın gücünün sabit olduğunu düşünebilirsiniz. Bakın itkide jetin itkisi sabit hemen hemen. Güce geçtiğimizde ise pervaneli motorun gücünün yaklaşık olarak sabit olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir grafikte şu kesişme noktaları bizim için büyük önem kazanıyor. Neden dersek sol üstteki grafiğe gittiğimizde
ne demiştik yatay uçuş için? Sürükleme kadar itki üretmemiz gerekiyor. T eşittir D. O yüzden sürükleme kuvveti var burada. Onun oluşturduğu kuvvet required thrust olarak geçiyor. Gerekli güç itki olarak geçiyor. Soldaki ise motorumuzun ürettiği uygun kuvvet olarak tanımlanıyor. Şimdi kesişme noktasında bakın itki ile sürükleme eşitse bu yatay uçuş hız çözümü oluyor. Buna göre performans hesabı yapabiliriz. Aynı şey güç eğrisi için de geçerli. Dolayısıyla pervaneli uçak için şu noktaya karşılık gelen hız sabit hızlı yatay uçuş çözümüne karşılık gelmektedir. Şimdi eğer biz şuradaki eğriyi maksimum dönüş hızıyla birlikte elde ettiysek bu sağlanabilen en büyük güç değeri ise bu hızda uçağın çıkabileceği maksimum hız değerini bize göstermektedir. O açıdan önem kazanıyor. Şimdi pervaneli uçakta seyir uçuşunu iki farklı pencereden bakarak inceleyeceğiz. Bir tanesinde minimum güç harcayarak gitmek istersem ne yapacağım? İkincisinde ise en iyi menzile yani aynı güçle daha uzun menzile nasıl gidebilirim ona bakacağım. Ki minimum gerekli güç aynı zamanda havada en uzun süre kalma şartına karşılık gelmekte pervaneli sistemde. Ve bunun için de biraz önceki şuradaki denklemlerden faydalanarak itki sürükleme dengesinden faydalanarak çözümümüzü üretiyoruz. Güç bölü ağırlık ifadesi önem kazanıyor burada ki sürükleme çarpı hız şeklinde yazılabilir. Bu denklemlerin çıkarılışına çok detaylı olarak girmeyeceğim. Sürükleme kuvvetinin açılımı burada, taşıma kuvvetinin açılımı burada ve ağırlığa eşit olmak zorunda. Böylece bu güç bölü ağırlık ifadesinden bu ifadenin minimum olduğu şartı çekmek istediğimizde matematiksel olarak sağ tarafın türevini alıp sıfıra eşitleyip bakın şuradaki hız ifadesini çekebiliriz. Karekök içinde 2 ağırlık bölü rho s çarpı karekök içinde k bölü 3 cd 0 minimum güç harcayarak yatay uçuşu gerçekleştirebileceğimiz hızı bize göstermektedir. Bu sıradaki taşıma katsayısı, ihtiyaç duyduğumuz taşıma katsayısı şu ifadeyle birlikte çekilebilmektedir. Taşıma katsayısını biliyorsak da hangi hücum açısında uçmamız gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve o hücum açısıyla biz o uçuşu gerçekleştireceğiz anlamına gelmektedir. Sağ altta ise minimum güç etkinlik oranı ifadesi yer almakta. O da maksimumun %86.6'sında uçmamız gerektiğini bize söylemekte. Şimdi minimum güç ile birlikte görevimizi yerine getireceksek ne kadarlık bir menzile gitmemiz uygun olacak bu şartta? Bakın hızımız sabit olduğu için burada şu denklemden faydalanarak sabit hızlı uçuş şartının gerçekleştiğini görüyoruz burada. Çünkü ağırlığımız burada jet motoru olmadığı için batarya destekli bir araç olduğu için ilerledikçe ağırlığımız değişmiyor. Ağırlığımız değişmediği için hızımız da sabit kalıyor. Dolayısıyla buradaki menzil eşittir hız çarpı süreden bu denklemi kullanarak ne kadar bir menzile ulaşacağımızı saptayabiliriz. Bunun için de uçuş süresi bakın pil kütlesi çarpı buradaki enerji kapasitesi bölü güç ifadesiyle birlikte çekilebilir. Uçuş süresi de bataryadan aldığımız enerjiyle ilişkili olarak buradan belirlenebilir. Gerekli gücü de biraz önce verim ifadeleriyle birlikte pilden alacağımız güce karşılık olarak ifade etmiştik ve bu denklemleri düzenleyip arkadaşlar en alttaki denkleme geçiş mümkün. Detaya girmeyeceğim burada. Zamanımız o açıdan yetersiz. Bakın pervane verimi çarpı motor verimi çarpı özgün enerji değeri bölü yer çekim ivmesi çarpı pil ağırlığı bölü uçak ağırlığı çarpı L bölü D şeklinde
elde edilebilmekte. Buradaki lipo pil seçimi yaptıysanız enerji kapasitesi değeri de yaklaşık olarak %250 arasında olabilmekte. Seçiminize göre bunlar değişmekte. Pervane verimi 0.8 ile 0.9 arasında alınabilir. Bu ortalama değerleri kullanarak buradan da ne kadarlık bir menzile gidebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Şimdi bizim uygulamamızda ise yarışma kapsamında menzil belli, süreyi buradan çekebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü rotamız belli, ne kadar mesafe kat edeceğimiz belli. Oradan da ne kadarlık bir süre çekebileceğini, gerekli olduğunu buradan çekebiliriz. Evet, seyir uçuşu için en iyi menzil şartıyla uçmak istiyorsak bu denklemlerde R menzili göstermekte, T süreyi göstermekte, P de gücü göstermekte. Yine benzer mantıkla ilgili denklemlerden faydalanarak bakın bu sefer en iyi menzile gitmek istersek pervaneli uçakta hızımızın alması gereken değeri şu denklemler birlikte bulabiliyoruz. Şimdi bu denklemle biraz önce bulduğumuz minimum güç hız denklemini karşılaştırdığımızda aslında sadece bir 3 çarpanının şurada olmadığını görüyoruz. Yani minimum power hız ifadesi şeye göre biraz daha küçük. 3'e böldüğümüz için ikinci karekökteki ifadeyi buradan elde ettiğimiz hızın en iyi menzil hızına göre biraz daha düşük olduğunu söylememiz mümkün. Ve taşıma böyle sürükleme oranına baktığımızda da biraz önce minimum güçte %86 L bölü D max'ta uçmamız gerektiğini görmüştük. Burada ise L bölü D max'ta uçmamız gerektiğini görüyoruz. Yani en iyi menzile gidebilmek amacıyla finesse değerinin pardon L bölü D max değerinin kullanılması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi bu aşamada ise arkadaşlar uçuş kararlılığı hakkında kısaca bilgiler size aktaracağım. Bu sayfada ilgilenecek parametreler hakkında bilgiler verilmiş. Kuvvetler X, Y, Z, açısal yer değiştirmeler sol altta gördüğünüz gibi Euler açısı olarak tanımlanabilir. Phi, Theta, Psi, açısal hız bileşenleri P, Q, R ve aerodinamik moment bileşenleri L, M ve N ile gösterilmiş durumda. L yuvarlanma, M yunuslama, N de sapma momentine karşılık gelmektedir ve soldaki uçağa bağlı eksen takımında X, Y, Z eksenlerine göre tanımlanmış durumda. Buradaki her bileşenin bu eksen takımında nereye karşılık geldiğini yorumlayabilirsiniz. Sağ el kuralını kullanarak da pozitif moment yönlerini belirleyebilirsiniz. Ki burun sağa pozitif sapma momenti, sağ kanat aşağıya pozitif yuvarlanma momenti, burun yukarıya da pozitif yunuslama momenti olarak tanımlanmaktadır. Burada B ile gösterilenler uçağa bağlı eksen takımını ifade etmekte. Fakat biz uçağı yerden izlerken yere bağlı eksen takımını kullanmamız gerekiyor. Ve buradaki dinamik analiz sırasında gördüğümüz en büyük sıkıntı bilinmeyen kadar yeterince denklem elde edemiyoruz. Ve dolayısıyla şuradaki U, V, W, P, Q, R ifadelerini 6 tane bilinmeyeni elde edebilmek için uçağa bağlı eksen takımını tanımlayıp farklı modlar tanımlayıp ancak bu şekilde çözülebilir hale getiriyoruz. Ve daha sonra uçağa bağlı eksen takımına göre elde ettiğimiz bu parametreleri şuradaki açı bileşenlerini kullanarak yere bağlı eksen takımına dönüştürüyoruz. Kısaca bu şekilde açıklayabilirim. Daha sonra bu denklemlere geri geleceğiz. Bu aşamada arkadaşlar kararlılıkla ilgili bakın bazı örnek grafikler aktarılmış durumda. Uçağımız şu mavi hattı takip ederken bir bozuntu olduğunu düşünelim ve bu hattan ayrıldığını düşünelim.
belirli bir zaman sonra uçak bakın tekrar o hattı yakalayacak şekilde geri dönüyor. Bu kararlı bir uçak davranışı. Sağdaki grafiğe bakarsak bu mavi çizgiden sürekli uzaklaştığını görüyoruz. Bu da kararsız bir davranışa karşılık geliyor. Bir bilyanın iç bükey çanakta, dış bükey çanakta ve düz platformda bozuntuya uğradığı durumla bunları karşılaştırırsak, iç bükey çanakta bilyayı burada bıraktığımda bu sürekli iç tarafta hareket edip sürtünme kuvvetiyle birlikte en son şurada denge konumuna gelecektir. Ve kararlı bir sistemdir. Dış bükey bir çanak için bilyayı şurada bırakıp bir bozuntu verdiğimde bilya sola veya sağa doğru gidip denge konumundan uzaklaşacaktır. Kararsız bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Bir de ikisinin arasında olan tarafsız kararlı bir durum söz konusu. Bilyanın düşey düzlemde bir bozuntuya uğradığında yine sürtünme kuvvetiyle birlikte belirli bir mesafe sonra dengeye geldiğini görüyoruz. Durduğunu görüyoruz. Bu da tarafsız kararlı olarak tanımlanıyor. Şimdi uçağımızın kararlılığı için şu sol taraftaki grafiği kullanmamız mümkün. Kısa süreli beklenmeyen bir rüzgar aşağıdan yukarıya doğru uçağımıza etki ettiğini düşünelim. Yatay uçuşunu gerçekleştirirken ve bu da uçağımızın burnunu yukarı doğru bir yunuslama momentiyle harekete zorladığını düşünelim. Uçağımızın burnu yukarı doğru giderken arka tarafı aşağı doğru hareket edecektir. Ve orada bulunan yatay kuyruğumuz aşağı doğru hareket ederken yukarı doğru bir taşıma kuvveti yaratacaktır. Bu ilave kuvvet ağırlık merkezine moment olarak dönüştürüldüğünde bakın ters bir moment yaratıyor burun aşağı. Dolayısıyla bu aerodinamik sönümleme olarak geçiyor. Uçağımız dengesizliğe geldiğinde bir bozuntuyla birlikte o hareket sırasında uçak üzerindeki elemanlarda oluşan fark kuvvet uçağımızı tekrar denge konumuna getiriyor. O yüzdendir ki şu alttaki şekilde olduğu gibi düşey kuyruk ve yatay kuyruk bunlar düşey stabilizör, yatay stabilizör olarak tanımlanıyor. Bunlar kullanılıyor. Uçağımız burun sağa hareket yaptığında düşey kuyruğumuz sola doğru gidiyor ve orada oluşan yanal kuvvet bozuntu momentini dengeleyecek şekilde bir moment yaratıyor. O yüzden bu elemanları kullanarak biz kararlılığı sağlıyoruz. Kararlılık analizine geçmeden önce bir başka önemli kriter de buradaki bozuntu sonucunda uçağımızın cevabının tipiyle ilişkili. Şu soldaki grup ve sağdaki grup salınımsız ve salınımlı hareket için ayrı ayrı çizilmiş durumda. Sadece üstteki kararlı olan durumu dikkate alacağım. Teta 0 denge konumundan sapma miktarını vermekte. Şu bozuntuyla birlikte örneğin burun yukarı hareket ettiğinde şuradaki teta 0 iken belli bir değere geliyor. Bu uçağın cevabı nasıl olmuş? Zaman içinde bu bozuntu şiddetinin azaldığını sıfıra gittiğini görüyoruz. O halde bakın bu kararlı ve salınımsız bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Sağ taraftakine bakalım. Teta sıfırdan zaman içinde sıfıra doğru bir geçiş var. Yine sistemin kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama nasıl bir geçiş var? Bu açı ilk önce negatife düşüyor, sonra pozitife geçiyor, tekrar negatife geçiyor. Dolayısıyla artı eksi şeklinde bir değişim söz konusu ve salınımlı bir cevap olduğunu görüyoruz burada. O halde biz bundan sonraki kararlılık analizini yaparken cevabımızın salınımlı mı salınımsız mı olduğu da önem kazanıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettim. Sistemi kurmak için küçük gruplar halinde bazı yaklaşımlarda bulunarak denklemlerin çözülebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra da bu kriterlere göre koşulları oluşturuyoruz. O yüzden ilk aşamada iki grup meydana getiriyoruz. Bir tanesi statik kararlılık analizi, diğeri de dinamik kararlılık analizi. Statik kararlılıkta
şuradaki sistemimizin ilk cevabına bakıyoruz. Bir bozuntuya uğradı uçağımız. Burun yukarı bir momente maruz kaldı. Benim sistemimin cevabı burun aşağıysa statik kararlı. Burun yukarıysa, yani bozuntu şiddetini arttırıcı şekilde ise statikçe kararsız diyoruz. Bakın, statik kararlılıkta sistemin ilk cevabına bakıyoruz. Dinamik kararlılıkta ise zamana bırakıyoruz olayı. Belirli bir zaman sonra denge konumuna gelmiş mi, yoksa şuradaki gibi denge konumundan uzaklaşmış mı veya şuradaki gibi mavi çizgiden uzaklaşmış mı, buna bakıyoruz. İşte dinamik kararlılık da buna karşılık geliyor. Statik kararlılığı yunuslama momenti, sapma momenti ve yuvarlanma momenti olmak üzere 3 alt gruba bölüyoruz. Dinamik kararlılığı da 5 alt grup var. Bir tanesi uzunlamasından gelen fugoid uzun periyot modu, kısa periyot modu olmak üzere. Diğeri de istikamete ve yalpalama dinamik kararlılığından gelen roll, spiral ve Dutch roll modları şeklinde gruplara ayırıyoruz. Yani 3 alt statik kararlılık grubu, 5 alt dinamik kararlılık grubu var. Şimdi bundan sonraki aşamada her bir tip için hangi şartı sağlamamız gerekiyor, bunları göreceğiz. İlk önce statik kararlılık ve yunuslama momentini alıyoruz. Statik kararlılık analizlerinin hepsinde arkadaşlar grafiksel yaklaşımda bulunuyoruz. Örneğin yunuslama momenti katsayısının alfa ile değişim grafiği 3 farklı eğimde olabilir. Aradaki ilişki lineerse, ki lineer olduğunu biliyoruz. Bu pozitif eğim mi yoksa negatif eğim mi benim kararlılığımı sağlıyor? Buna bakıyoruz. Ki burada B noktası uçağımızın denge konumunu gösteriyor yatay uçuş sırasında. A ve C denge konumundan uzaklaştığı bozuntu sonucundaki noktaları gösteriyor. Şimdi detayına girmeyeceğim burada. Referans kitaplara bakarak bunları bulabilirsiniz. Zaman açısından sıkıntımız var. Bakın, negatif eğimli eğrinin statik kararlılığı sağladığını görüyoruz burada. CM alfa'nın sıfırdan küçük olması. Ve CM alfa'yı veren denklemi de şurada ifade etmiş durumdayız. CM alfa için kanadın üzerinde oluşan kuvvetlerin etkisi var. Kuyruğun üzerinde oluşan kuvvetlerin etkisi var. Gövde akışının etkisi var. Bakın, şu kanadın katkısı, şu kuyruğun katkısı, şu da gövdenin katkısı olmak üzere 3 terimden oluşmaktı. Dolayısıyla CM alfa'nın sıfırdan küçük olup olmadığını sağ taraftaki terimleri hesaplayarak bulmamız mümkün. Ama bizim yarışmamızda biz tasarımcı olduğumuza göre bunun tersini yapacağız. Yani CM alfa'nın olması gereken değeri saptayacağız. Örneğin -0.02 olsun diyeceğiz. Sağ tarafı buna göre ayarlamaya çalışacağız. O yüzden buradaki parametreler önem kazanıyor. Kanat taşıma ile ilişkili eleman. Onu biz taşıma kuvvetine göre oluşturuyoruz, boyutlandırıyoruz. Kuyruğumuz bizim için kararlılık sağlayıcı eleman. Dolayısıyla şuradaki terimi -0.02'yi sağlayacak şekilde belirlememiz lazım ki istediğimiz uçağı üretmiş olalım. O yüzden yatay kuyruk boyutlandırması için özellikle şuradaki VH terimi, hacim oranı terimi, uçak tasarımı kitaplarına baktığınızda bununla ilgili alınması gereken değerlere yönelik birçok kaynak bulabilirsiniz. Hangi mertebelerde olması gerektiğini bulabilirsiniz. Bu da size yatay kuyruğunuzun boyutlandırması için önemli bir bilgi sağlayacaktır. Sonra sapma momenti ile ilgili kararlılık bileşeninde sapma momenti katsayısının beta açısına göre grafiği çiziliyor ki şekle gittiğimizde bakın uçağımız ileri doğru uçuş yaparken hızımız x ekseni doğrultusundayken sağdan bir rüzgar aldığı durumda hızımızın yönü değişiyor. Bileşke hızımız büyük V ile gösterilmiş durumda. Bu da uçağın burun doğrultusuyla bir beta açısı yaptığını gösteriyor. Biz buna yana kayma açısı diyoruz. Sapma momentinin bu açıyla değişimini
lineer dağılım analiziyle birlikte şuna dönüştürüyoruz. CN beta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bunların detaylarını arkadaşlar, burada zamanımız yok. Kararlılık kitaplarında ulaşabilirsiniz. Oradan rahatlıkla bunların çıkarılımını yapabilirsiniz. Bakın, CN beta'nın sayısal değerini bulmak için de şu terimler var. Kanat gövde katkısı ve düşey kuyruk katkısı. Sapma momentini belirleyebilmek için düşey kuyrukta oluşan, bakın, yanal kuvvet var. Bu gerekli momenti üretiyor. Gerekli ve yeterli momenti bulmak için sağ tarafın örneğin şuradaki yine hacim oranı bizim için önemli bir parametre. Düşey kuyruğu boyutlandırmak için bu terimden faydalanıyoruz. Kanat gövde katkısı için de arkadaşlar, bakın, şuradaki denklemden faydalanmamız mümkün. Buradaki katsayılar için şuradaki grafikleri kullanabiliriz. Gövde alanı, gövde uzunluğu, kanat alanı, kanat açıklığı. Dolayısıyla gövdeyi boyutlandırdıysanız, kanadı boyutlandırdıysanız şuradaki katsayılardan faydalanarak da şu terimi çekip buradan gerekli kuyruk etkinliğini belirleyebilirsiniz. Son olarak statik kararlılıkta yuvarlanma momentiyle ilişkili olan bileşkeyi çıkarabiliriz. Bileşeni çıkarabiliriz. Yuvarlanma momentinin beta açısıyla değişimi yine lineer olarak 3 farklı durumda çizilmiş durumda ve CL beta'nın sıfırdan küçük olma şartı burada karşımıza çıkıyor. CL beta'nın sayısal değerini bulmak için de kanat gövde katkısı artı düşey kuyruğun katkısı şeklinde olacaktır ki düşeyin kuyruğun katkısını da şu denklemle birlikte ifade ediyoruz. Şimdi buradan biraz önce söylemeyi unuttum. Geri gideceğim arkadaşlar. Orayı atladım, kusura bakmayın. Şuradaki stabilizör olarak tanımladığımız iki tane elemanın detayına geçecek olursak, burada arkadaşlar 3 momentimiz var. Yunuslama, yuvarlanma ve sapma momenti. Yunuslama momentiyle ilişkili olarak biraz önce açıkladığım şu olayı yatay kuyruk dengeliyor. Ama sapma momenti ve yuvarlanma momentiyle ilgili olarak tek bir elemanımız var. O da düşey kuyruk. Neden böyledir dersek, çünkü şurada düşey kuyrukta oluşan yanal kuvvet, bakın, uçak ağırlık merkeziyle arasındaki şu moment koluyla çarpılırsa bir sapma momenti yaratıyor. Doğrudur. Ama bu uygulama noktası ağırlık merkezinin de üstünde yer aldığı için bu aynı zamanda bir yuvarlanma momenti de yaratıyor. Dolayısıyla hem sapma hem de yuvarlanma momentiyle ilişkili olarak grafikleri çizerken buradaki beta açısından faydalandık. Aynı ortak açıdan faydalanarak bu denklemleri düzenledik. Burada kısa hatlarıyla size aktarıyorum ama bunlarla ilgili sorularınız olursa yine mail adresinden bana gerekli sorularla birlikte ulaşmanız mümkün olacaktır. Evet, dinamik kararlılığa geçtiğimizde arkadaşlar, yere bağlı eksen takımı, uçağa bağlı eksen takımı ve arasındaki açı değerleri bu şekil üzerinde aktarılmış durumda. Yukarıdaki ilk üç denklem kuvvetler için oluşturulmuş durumda. Son üç denklemde uçağa bağlı eksen takımında momentler için oluşturulmuş durumda. Bakın, U, V, W, P, Q, R. U, V, W hız bileşenleri, P, Q, R de açısal hız bileşenleri olmak üzere 6 bilinmeyen 6 denklem şeklinde elde edilmiş durumda. Ve biz bu 3 hız bileşenini ve 3 açısal hız bileşenini şuradaki matrislerle çarpıp yere bağlı eksen takımındaki karşılıklarını bulup uçağımız delta t zaman sonra nereye gidecektir? Yeni konumu ne olacaktır? Buradan çekmemiz mümkün. Fakat bu sarı boyalı denklem lineer olmadığı için
çözümü olanaksız ve lineerleştirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki küçük bozuntular teoremi bu altı denklemin lineerleştirilmesi için kullanılmaktadır ve her bir terimin denklemde geçen 0-6 indiste olan kısmı bozuntudan önceki denge halini, delta x'te delta ile gösterilen terimi de bozuntudan sonraki fark terimi olarak tanımlanıyor. Ve bu her açılım yukarıdaki denklemde yerine koyup gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra şu haliyle birlikte lineerleştirilmiş oluyor. Ve buna göre biz U, V, W, P, Q, R bileşenlerini buradan çekebilir hale geliyoruz. Geri döneceğim. Şu çarpım matrislerinin çıkarılışı süperpozisyon işlemiyle birlikte şuradaki grafikten rahatlıkla yapılabilir. Herhangi bir şekilde yapılmış bir dönüş hareketini sırasıyla fi açısındaki değişim artı teta açısındaki değişim artı psi açısındaki değişim şeklinde düzenleyip bu çarpım matrislerini rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şimdi bu altı denklemi dinamik kararlılık analizinde kullanmadan önce bakın şurada bir diferansiyel denklemin tekrarlı türevler içeren formundayken C çarpı E üzeri lambda T gibi bir terimle ifade edebileceğimizi görüyoruz. Kendisi var. C çarpı E üzeri lambda T. Birinci türevi var. C çarpı lambda çarpı E üzeri lambda T. İkinci zamana göre türevi var. C çarpı lambda kare çarpı E üzeri lambda T. Bu açılımları sol tarafta yerine koyup C çarpı E üzeri lambda T parantezini aldığımızda çözüm denklemimiz karakteristik denklem olarak lambda kare artı A1 lambda artı A0 eşittir 0 formunda bulunmaktadır. Ve bunun da kökleri lambda açılımları şu denklemle birlikte ifade edilebilmektedir. Sol taraftaki denklemle bunu özdeşleştirecek olursak A1 ve A0 katsayıları buradaki denklemlerden gelmektedir. Dolayısıyla uçak özellikleri A1 ve A0 katsayılarını belirliyor. Bu da lambda 1-2 çözümlerini ifade ediyor. Karakteristik denklemin çözümlerini. Peki burada şu çözüme bunu yansıtacak olursak ne diyebiliriz? Lambda pozitif olabilir. Eğer lambda pozitifse x t'yi sonsuza götürdüğümde hani zamana bağlı değişimi inceliyoruz burada. T'yi sonsuza götürdüğümüzde e üzeri lambda t de sonsuza gidiyor. Yani kararsız bir yapıya karşılık geliyor. Lambda'nın eksi olması ise buradan elde edilmiş sayısal değeri 1 bölü e üzeri lambda t ifadesinden t'yi sonsuza götürürsek 1 bölü sonsuzdan 0'a gidiyor. Bozuntunun zaman içinde şurada olduğu gibi 0'a gittiğini gösteriyor ve kararlı bir sistem olduğunu bize söylüyor. O halde bu karakteristik denklemin kökünün negatif veya pozitif olması bakın kararlılığı belirliyor. Pozitifse kararsız, negatifse kararlı. Peki şuradaki terim nedir? A1 kare eksi 4 A0'ın kare kökü. 4 A0 A1 kareden büyük ise negatif kare köklü terim imajiner bir kök oluşturacaktır. İmajiner kök de salınımlı cevaba karşılık gelecektir. O halde karakteristik denklemin reel kökü kararlılığı yorumlamak için eğer var ise imajiner kökü de salınımlı mı salınımsız mı olduğunu belirlemek için kullanılmaktadır. Şimdi bu şart altında bazı değişken dönüşümleri yapılıyor burada. Bakın sönümlenmemiş doğal frekans ve sönümleme oranı A0 ve A1 katsayılarına göre tanımlanmış durumda. Bu dönüşümle birlikte lambda 1 2 eksi zeta omega n artı eksi i karekök içinde 1 eksi zeta kare çarpı omega n şeklinde bulunmaktadır. Şurası reel kısım ita, şurası imajiner kısım omega d ise ben buradaki lambdayı reel kısım artı eksi imajiner kısım şeklinde de ifade edebiliyorum. İta pozitifse kararsız, ita negatifse kararlıdır diyorum.
omega D sıfırsa salınımsız, omega D sıfırdan farklı ise salınımlı cevaptır diyorum. Dolayısıyla bundan sonraki modları dinamik kararlılık analiziyle birlikte incelerken lambda'nın aldığı değerleri, kökün aldığı değerleri yorumlayacağız. Ve bundan sonraki aşamada tamamen bu reel kısmın ve imajiner kısmın bulunması için denklemler çıkarılmış durumda. Ben burada size son halini aktarıyorum. Bakın uzun periyot modu uçağımızın uzunlamasına hareketi sırasında yani düşey düzlemdeki hareketi sırasında irtifasında değişime karşılık geliyor. İrtifası azalıyor, artıyor. Azalıyor, artıyor. Böyle bir sinüzoidal yol izlediği duruma karşılık geliyor. Hızı tepede en düşük, alt noktada en yükseğe ulaşıyor. Ve potansiyel enerji ile kinetik enerji arasında bir dönüşüm söz konusu burada. Ve bu mod için bakın sönümlenmemiş doğal frekans ve sönümleme oranı ifadeleri şu sarı boyalı denklemlerle ifade ediliyor. Buradaki Z yönündeki kuvveti gösteriyor. X de X yönündeki kuvveti gösteriyor. U hızına göre türev terimine karşılık geliyor. Kısa periyot modu ise uçağımız aynı düzlemde, aynı çizgide hareketini devam ettirirken selam verme uçuşu yapıyor bakın. Bir burun aşağı hareket, bir burun yukarı hareket. Burun aşağı, burun yukarı hareket yapıyor ve bu sırada uçağımızın hızı değişmiyor. Neyi değişiyor? Hücum açısı değişiyor. Şuraya geri döndüğümüzde uçağımız her zaman bu yörüngeye teğet olduğu için hücum açısının değişmediğini görüyoruz. Burada hız değişimi var, hücum açısı değişmiyor. Burada ise tam tersi. Hücum açısı değişiyor, hız değişmiyor. Ve sönümlenmemiş doğal frekans ve sönümleme oranı için şu sarı boyalı denklemleri ifade ediyoruz. M yunuslama momentini göstermekte. Alfa hücum açısına göre türev. Q açısal hızına göre türevi ifade ediyor. Alfa da alfanın zamana göre türevinin ifadesi. Dolayısıyla bakın bu modlarla ilişkili çözüm aşamasında reel kökün ve imajiner kökün değerleri için şu sağ taraftaki terimleri bulmamız gerekiyor sayısal bazda. Bunlar da kuvvet ve momentlerin türev terimleri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra bu terimleri bulmak için tablo bilgilerini size aktaracağım. Yanlamasına ve yönlemesine hareket sırasında birinci modumuz roll modu. Şu şekle bakacak olursak arkadaşlar ve şu şekle uçağımız burun doğrultusunda giderken sağ kanat aşağı veya yukarı doğru bir bozuntuya uğruyor. Rotasını değiştirmiyor ama pırıldak gibi dönerek kendi ekseni etrafında bir bozuntuya maruz kalıyor. Ve bu modla ilgili bakın denklemimiz şu şekilde aktarılmış durumda. Burada dikkat ederseniz biraz önceki denkleme gittiğimizde imajiner kısım yok. Dolayısıyla sadece reel kısma yönelik denklem ifade aktarılmış durumda. Roll moddaki reel kök L yuvarlanma momentinin P açısal hızına göre türev terimi şeklinde açıklanmış durumda. Salınımsız bir cevap ve LP'nin pozitif mi negatif mi olduğuna bağlı olarak da kararlılığı hakkında fikir sahibi olabiliriz. Spiral modda ise arkadaşlar bakın uçağımız düz bir hattı izlerken sağa veya sola doğru bir bozuntuya uğruyor. Şurada spiral şeklinde bir harekete karşılık geldiği için spiral modu olarak tanımlanmış durumda ve sağ tarafta da spiral moddaki reel kök değeri için şu türev terimlerini içeren ifade aktarılmış durumda. Burada da yine imajiner bir kısım yok. Direkt reel kısmı veren türev terimlerini içeren sağ tarafı görüyorsunuz. Bunlarla ilgili açılımı da biraz sonraki tabloda size aktaracağım. Son olarak dinamik kararlılıkta Dutch roll modu ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu hem roll hem de spiral modun bir karışımı gibi düşünülebilir. Yuvarlanma ve sapma momentinin aynı anda bozuntuya uğradığı duruma karşılık gelmekte.
Ve şurada da animasyonunu görüyorsunuz. Dutch Roll moddaki sönümleme oranı ve sönümlenmemiş doğal frekans açılımı denklemlerini burada görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisinden faydalanarak reel kısmı ve imaginer kısmı bulup sistemin kararlı mı, kararsız mı olduğunu buradan saptayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu sayfadaki tabloda biraz önceki bu 5 alt moddaki kuvvet ve momentlerin ilgili parametrelere göre türev açılım denklemleri yer alıyor. Bu aslında basit bir tablo. Çünkü her kuvvet ve her momentin yanında açılımda katsayılar var, dikkat ederseniz. Örneğin M'nin alfaya göre türevi, yunuslama momenti katsayısının alfaya göre türevi çarpı QSC bölü IY şeklinde aktarılmış durumda. Dolayısıyla o denklemlerde geçen her kuvvet ve moment türev açılımında bizim katsayı türev ve moment açılımına ihtiyacımız var. Üstteki uzunlamasına hareket için kısa periyot, uzun periyot için gerekli olan türev terimlerini içeriyor. Aşağıdaki ise roll, spiral ve Dutch roll modu için gerekli olan türev ifadelerini içeriyor. Burada Y yönündeki kuvvet, yuvarlanma momenti ve sapma momenti terimleri yer almakta. Şimdi ikinci aşamada bu denklemlerde geçen katsayı türevlerine ihtiyacımız var. Onlarla ilgili tablo bilgisi de burada aktarılmış durumda. Örneğin XU'nun içinde geçen JXU katsayı türev terimi için bakın şuradaki ifadeyi kullanıyoruz. O halde oldukça karmaşık bir yapı. Çok kısa sürede ben size bunları aktarmaya çalıştım. Bu türev terimlerine ihtiyacımız var. Sayısal değerlerini bulup mod denklemlerinde yerine koyup oradan reel kısmı ve imajiner kısmı elde edip kararlılık yorumunda bulunuyoruz. Peki bu söylediğim üretilmiş bir uçak için doğru olan yaklaşım. Peki tasarımcı olarak biz ne yapacağız? Tasarımcı olarak biz örneğin Dutch roll modda şu sönümlenmemiş doğal frekans ve sönümleme oranının ne olması gerektiğini belirlememiz gerekiyor. Uçağı üretmeden önce. Bu uçağın işte Dutch roll modundaki reel kısmı -0.05 olmalı gibi bakın bir sayısal değeri belirlememiz gerekiyor. Sağ taraftaki terimleri buna göre düzenlememiz gerekiyor. Yani yatay kuyruğu ve düşey kuyruğu hangi boyutta üreteceğiz? Nereye yerleştireceğiz? Bu aşamalardan geçerek bunu elde etmeye çalışıyoruz. Oldukça karmaşık bir işlem. Oldukça hesap isteyen bir işlem. O yüzden bu şekilde en kısa haliyle, özet halinde size aktarmak istedim. Peki bu sayısal değeri nasıl bulacağız dersek, bakın bu da benzer uçak araştırmasından faydalanarak elde edilebilir. Burada çok hafif bir uçak sınıfı için bakın CM alfa'nın uçuş hızına göre, mas sayısına göre değerleri verilmiş. Bir uçak şurada seçmiş, bir uçak burada seçmiş. Dolayısıyla bu listede alan uçaklar aslında aynı grupta değil. Bakın savaş uçağı da var, pırpır uçak da var, planör de var. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz uçak hangi kategoride ise ona benzer olarak üretilmiş olan uçaklarda CM alfa ne seçilmiş? Bunu bu analizle birlikte saptayıp CM alfanın aldığı değeri bu şekilde bulup boyutlandırmaya bu şekilde geçebilirsiniz. O yüzden benzer uçak araştırmasından kararlılığın parametrik değerleri sayısal olarak belirlenecek. Bu değerler tasarım çalışmasına yansıtılacak şeklinde aktarabilirim. Evet, son olarak da arkadaşlar burada uçuş kontrol kısmı yer almakta. Uçuş kontrolü ile ilgili biraz önce aktardığım gibi elevatör, rudder, aleron veya kanart kullanılabilir. Elevatör yunuslama momenti için, rudder sapma momenti için, aleron da
yuvarlanma momenti için kullanılabilen elemanlardır. Dolayısıyla biz burada bakın biraz önce ne demiştim? Elevatöre bir açı vereceğiz. Orada oluşan fark kuvvet ağırlık merkezinde bir yunuslama momenti yaratacak ve bu da uçağı burun yukarı veya burun aşağı bir harekete zorlayacak demiştim. Dolayısıyla buradaki kontrol yüzeylerinin iki farklı tanımı var performans kriterleri için. Bir tanesi etkinlik, diğeri de kontrol gücü. Etkinlik, ben elevatöre bir derece açı verdiğimde yatay kuyrukta ne kadar bir taşıma farkı yaratıyorum, şuradaki gibi, onu belirliyor. Kontrol gücü ise ben elevatöre bir derece açı verdiğimde uçak ağırlık merkezinde ne kadarlık bir yunuslama momenti farkı oluşturuyor. Bunları ben kendi uçağım için saptamam lazım. Ki elevatör, rudder ve aleronu boyutlandırırken istediğim hareketleri yapabileyim. Eğer ben elevatörü gereğinden küçük ürettiysem ne olacaktır? Uçağın hareketini yeterince kontrol edemeyeceğim demektir. Burun yukarı momenti yeterince oluşturamayacağım demektir. O yüzden buradaki momentin açıyla değişim türev terimi oldukça önemli. Kontrol gücü olarak her birinde tariflenmiş durumda. Şimdi elevatör tek taraflı çalışıyor. Aşağı veya yukarı doğru dönebiliyor bütün olarak. Rudder da bütün olarak sola veya sağa doğru dönerken aleron farklı bir mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Aleron bir tanesi aşağı doğru, bir tanesi yukarı doğru çalışarak bir kuvvet çifti yaratıyor kanatta. Bu da yuvarlanma momenti değişimine neden oluyor. Aşağı doğru açı verdiğim sol taraf örneğinde taşıma kuvveti artarken sağ tarafta bu yukarı doğru açı değişimiyle taşıma kuvvetinin azalması anlamına geliyor ve bu da bir yuvarlanma momenti yaratıyor. Şimdi bu kapsamda elevatör için bakın tesir parametresi ve kontrol gücü ifadesini görüyorsunuz. Elevatöre bir derece açı verdiğimde yunuslama momenti katsayısındaki değişim miktarı demiştim. Neyle ilişkili? Hacim oranı, dinamik basınç oranı, yatay kuyruk taşıma katsayısının eğimi çarpı flap tesir parametresi TO ile ifade edilmiş bir terim var bakın burada. Flap tesir parametresi TO da şu denklemle birlikte, şu grafikle birlikte kullanılabiliyor. Kontrol yüzeyi alanı bölü taşıma yüzeyi alanı. Elevatör için bunu düşünürsek elevatör alanı bölü yatay kuyruk alanı olacaktır. Üretilmiş bir uçaksa ben bu oranı biliyorum. Buradan kesişme noktasından TOW'yu çekebilirim. Yerine koyup diğer parametreleri de hesaplayıp CM delta E'yi çekebilirim. Üretilmiş bir uçağın kontrol gücünü bu şekilde bulabilirim. Peki tasarımcı olarak biz ne yapacağız? Tasarımcı olarak biz CM delta E'yi belirleyeceğiz çalışmaya başlamadan önce. Dolayısıyla bunu sağlayacak olan flap tesir parametresini buradan çekeceğiz. Bunu da nasıl belirleyeceğiz? Profil seçtiysek yatay kuyruğumuza buradan CL alfa T'yi belirleyebiliriz. Hacim oranı konumlandırmayla ilişkili, alanla ilişkili. Dolayısıyla bunu da saptayabiliriz ve tasarım kitaplarında farklı uçaklara göre VH'in ne alınması gerektiği aktarılmış durumda. Oradan çekebilirsiniz bunu. Flap tesir parametresini bulduktan sonra bu sefer kesişme noktasından yatay eksendeki sayısal değeri bulacaksınız. Buradan da bakın elevatör alanını hesaplayacaksınız. Bu etkinliği, bu kontrol gücünü elde edebilmek amacıyla ne kadarlık bir elevatör alanına ihtiyacınız var? Bunu bu şekilde belirleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde rudder için benzer açılım. Bakın rudder'ın kontrol gücü bu sefer düşey kuyruğa göre tanımlanmış ifadeler var. Düşey kuyruğun profili seçildiyse bunu rahatlıkla bulabilir. Şurada bir TOW çarpanı vardı. O gitmiş galiba. Pardon. Yok.
Şurada bir tau çarpanı var. Onu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Aynı mantıkla gidiyoruz. Aleronda biraz farklı. Bakın biraz önce söylediğim gibi bir tarafta taşıma artarken bir tarafta azalıyor. Dolayısıyla bir taraftaki kuvvet farkını aradaki moment kolu y ile çarpıp bunu da 2 ile çarptığımızda buradaki momenti elde edebiliyoruz. Ve dolayısıyla aleronun kontrol gücünü bulabilmek için şuradaki denklemden faydalanmamız gerekiyor. Flap tesir parametresi burada da var dikkat ederseniz. Buradaki integral ifade burada kullandığımız aleronun bölgesindeki veterin y ile değişim fonksiyonuna karşılık geliyor. Eğer bunu da saptadıysanız buradan tau flap tesir parametresine rahatlıkla geçip buradan da şu grafiği kullanıp aleron alanı ne kadardır? Şuradaki tau'yu bulup bu grafikten rudder alanı ne kadardır? Bunları çekmeniz mümkün olacaktır. Ve son olarak da arkadaşlar bakın ben elevatöre açı verdiğimde şuradaki açıyı verip buradaki delta L'ye kadar taşıma farkını üretmek için bir moment uygulamam lazım. Bu moment ihtiyacım ne kadar? Hani servo ile birlikte biz bu açı değişimini yapıyoruz. Servonun ne kadar kuvvetli olması gerektiğini belirlemek amacıyla menteşe momenti dediğimiz şuradaki HE'yi tanımlamamız gerekiyor. Bu da moment katsayısı açılımıyla birlikte dinamik basınç, referans alan ve referans uzunlukla çarpılarak bulunuyor. Ki bu denklem elevatör için yazılmış durumda. Siz bunu rudder için ve aleron için de düzenleyebilirsiniz. Buradaki menteşe moment katsayısı da bakın Taylor serisi açılımından faydalanarak ilgili parametreler cinsinden şu şekilde yazılmış durumda. Yatay kuyruğun hücum açısı, elevatör açısı ve tap açısı şeklinde bu değerlerle bulunup gerekli olan moment değeri buradan çekilebilir ve servo seçimi de buna göre yapılabilir. Evet, bu ders notunda kaynak açıklamalarını bu sayfada görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan faydalanılmıştır. Bunun haricinde eğer ders notuyla ilgili anlamadığınız yer, aklınıza takılan bir yer varsa tekrar belirtirsem iha@tubitak.gov.tr adresine mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Dersimizi bu noktada tamamlıyorum. Hepinize yarışmada başarılar dilerim arkadaşlar.